90 A'ya hoş geldiniz. Ben Koray Balıoğlu. Her hafta olduğu gibi bugün de yine Güven Taner, Kemal Belgin ve Levent Üzemen'le birlikteyiz. Haftanın olaylarını değerlendireceğiz, gündemi konuşacağız. Zira Türkiye Kupası'ndaki az önce tamamlanan heyecanlı müsabakanın ardından biz de yayına biraz olsun geç girdik. Ama keyifle mücadeleyi stüdyoda takip ettik. Tebrik ediyoruz bir üst tura çıkan takımların tamamını. Bugün Kilis Belediyespor, Kırıkkale ve Fethiyespor adını bir üst tura yazdırdı. Balıkesir Spor, Zonguldak Spor ve son olarak az önce oynanan maçta Düzce Spor Zira Türkiye Kupası'na veda etti. Özellikle çok heyecanlı bölümler var. Son saniyede çizgiden çevrilen toplar var. Penaltı atışları sonunda Fethiyespor adını bir üst tura yazdırdı. Zira Türkiye Kupası heyecanı yarın ve ertesi günde yine A-Spor ekranında devam edecek. Bu hatırlatmayı yapalım. Biz hemen hızlıca gündeme giriş yapalım. Haftanın olayı Güven Taner, sizce neydi? Haftanın olayı kafamda birkaç konu geçti ama bugün öğleden sonra bir açıklama yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yüksek gelir elde eden ancak gelirlerini beyan dışı bırakan sporculara yakın takip açılmış. Bu beni bir yurttaş olarak sevindirdi. Çünkü önemli paralar kazanıyorlar. Kazansınlar, o tarafında gözümüz yok ama çok az para kazanan nasıl vergi veriyorsa çok fazla para kazanan da vergisini versin bu ülkede. Bir eşitlik bu açıdan en azından bir eşitlik sağlansın diye. Çünkü yürütülen bir çalışma yapılmış. Yürütülen çalışmada 1900 sporcu analiz edilmiş. Çalışma sonucu 21-23 yani 21-22-23 yıllarında 2000 elde edilen ücret gelirlerinde büyük vergi kayıplarının olduğu saptanmış. Bunların hakkında yani aşağı yukarı 5 milyarlık falan bir kayıt dışı gelir. Kayıt dışı o beyan edilmemiş yani. Bunların ele alınması bu topluma bir eşitlik getirmek bakımından çok önemli. Ben bunu önemsedim. Bu tür haberleri geçmişte de değişik cümlelerle duymuştuk ama ne oldu sonunu bilmiyoruz. Tabii mesela duyarız ki bir futbolcu, özellikle yurt dışından gelen, yüksek paralara gelen bir futbolcu, ben vergi vermem arkadaş deyip geliyormuş. Tabii mecburen onun vergisini de kulüpler üstleniyormuş. Eğer böyle bir gerçek varsa kulüplerinde bu işi biraz düzeltmeleri gerekir diye düşünüyorum. Onlar bunları nasıl gösteriyorlar, ne yapıyorlar? Mesela ne bileyim 10 milyon avro alan net bir futbolcu Türkiye Cumhuriyeti'nde o ne kadar vergi veriyor ben bilmek istiyorum mesela. Yani bir vatandaş olarak bilmek istiyorum. Adama bir derdim yok, o kazansın, daha çok kazansın, 100 milyon kazansın. Ama vergisini ne kadar verdi, ne zaman verdi, verdi mi vermedi mi bunu da bir yurttaş olarak öğrenmek istiyorum. Herhalde çoğu insan da bunu bilmek, öğrenmek istiyordur. Bu bakımdan inşallah Hazine ve Maliye Bakanlığı bir sonuca ulaşır, biz de onu öğreniriz. Geçtiğimiz günlerde bir haber çıkmıştı Akşam Gazetesi'nde yanlış hatırlamıyorsam. Geçen yıl Adana'nın vergi rekortmeni Vincenzo Montella'ydı gelir vergisinde. Gördünüz mü haberi? 1 milyon euroya yakın vergi ödemiş. O da ilginç bir haberdi. Akabinde o haberden sonra bu haftada Hazine ve Maliye Bakanlığı bir analiz yapıyor. Size göre de haftanın olayı bu. Evet. Hatta yılın olayı bile olur bu yani. Evet. Sonuç alınırsa tabii. Tabii devamı fikri takibinin de yapılması gerekiyor haberin. Kemal abi, size göre haftanın olayı nedir? Vallahi tabii Güven'in anlattıklarını yani dinledim de ben para işinden hiç anlamam. Bu nedenle ben bu haftanın olayını Yunus'un attığı gol diyorum. Yani ben uzun zamandır bizim ligde bir ayağıyla kontrol ederken öbür ayağıyla gol atan pek oyuncu hatırlamıyorum. Hem de kaleci çıkmış, senin önünü kapamış iyicene. Ben onun için maçı gazetelerine de yazdım yani tenkit olarak. Ve bayağı bir bölüm ayırdım bu gole. Perşembe günü haftalığında çıkacak bizim Türkiye Gazetesi'nde. Oraya da yazdım. Önce Yunus'u tebrik ediyorum.
beni böyle bir golle son derece mutlu ettiği için. Bana göre, benim ölçülerim göre, ben Güven çok güzel anlattı da para ben hiç anlamam. Evet. Onun için Yunus'un golünü seçtim. Sizin için sıradan bir gol değildi bu yani. Hayır, farklı, hayır, çok farklı hayır, bir gol olduğunu hayır. düşünüyorsunuz. Bak, tek gelişine vursa gol olsa o kadar üstünde durmam. Bundan öldürürken öbürkünden kalecinin bu tarafından üstünden çok aşırtarak. Zor bir iş o. Evet. Gabriel Sara'nın pasının da çok güzel olduğunu söyleyelim. Tamam, o da güzel attı. Yok, yani konusu açılmışken parantez olarak söyleyelim. Levent abi, size göre haftanın olayı neydi? Dört büyük kulüp başkanının federasyonunda bir araya gelmesi. Ve birlik mesajları vermesi. Bakalım bu görüntü, fotoğraf varsa bizde de gösterebilirsiniz. Görüntü varsa rica ederiz onu da yine birazdan. Samimi mi orada verilen sözler? Bunu lig yarışışında hep beraber göreceğiz. Dört başkan. Yani. Biraz güleyim. Demişler ki Fair Play adına federasyon başkanı rica etmiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Dört başkan da bir karar vermişler. Dilerim oradaki görüntü futbolumuza da olumlu olarak yansır. Sadece o fotoğraf bir hatıra fotoğrafı olarak kalmaz. Benim bakış açım bu. Güven abinin söylediği çok farklı bir nokta. Ama en güzel sözü sonunda söyledi. Sonucuna bakmak lazım. Evet. Sonuç alamazsan o zaman bu lafta kalır. Yani suya yazı yazmaya benzer. Ben bu vergi haberini duymasaydım senin söylediğini söyleyecektim. Dört büyük başkanın kulübün başkanının toplanması ve daha sonra bunu diğer kulüp başkanlarıyla beraber de yapmak istemeleri. Bu güzel bir girişim. Tamam. Ama o ben da, benim hoşuma gitti ama evet. Samimiler mi değiller mi? Bu ne kadar bu dostluk uzattıkları dostluk eli nereye kadar sürecek? Şurada bakacaksın. Çünkü çok doğru olan bir şey var. Bak da samimi konuşuyorsun. 24 saatte olmadan Fenerbahçe As Başkanı bir konuşma yaptı. Galatasaray'a bir açıklama yaptı. Buyurun. Yani. Şimdi oraya gelecektim. Şimdi ben de o metni arıyorum burada. Orada söz veriyorsun. Akşamleyin söz daha kurumadan sayfalarda haber kurumadan akşam çıkıyor As Başkan konuşma yapıyor. Böyle şeyler o zaman nasıl oluyor bu iş? Ben bunu anlamıyorum. Kim kime ne sözü veriyor? Yani. Şimdi şöyle yapalım Sayın Başkan. Dursun, araya ben Özbek'in girin lütfen. Rica edeyim. Haftanın olayını bir özetleyelim. Size göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışma, Kemal abiye göre Yunus Akgün'ün atmış olduğu gol, ki sıra dışı bir gol olarak nitelendirdi. Levent abiye göre de dört büyük kulüp başkanının Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir araya ama gelmesi. Evet. Haftanın olayını kapatmışken o konuya geçelim. Şöyle geçelim Güven abi. Sözü vereceğim lütfen. Acun Bey'in açıklamaları var. Dört büyük kulüp başkanı toplandıktan hemen sonra dün gece bu saatlerde, ardından bugün Galatasaray'dan bir açıklama geliyor. Başkan Dursun Özbek imzasıyla. Başkan Dursun Özbek de bu noktaya dikkat çekiyor. Yani iyi niyet olarak oraya gittik ama hemen ardından böyle bir şey olması samimiyeti sorgulanır diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem Acun Bey'in açıklamalarını hem de ardından Galatasaray'dan gelen yanıtı? Vallahi Acun Bey'in açıklamalarını yani içeriği doğru olabilir, tezleri olabilir. Bir kulübün, kendi kulübünün haklarını savunma isteği içinde bunu söylemiş olabilir. Ama Dursun Bey'in de söylediği ve yani Galatasaray'ın açıklaması olarak yayınlanan bildiride de çok önemli bir nokta var. Senin özetlediğin kısmın bir cümlelik devamı da var. Tabii. Tüm başkanlar olarak bir kardeşlik iklimi oluşturmak adına bundan sonra yapacağımız açıklamalarda daha dikkatli olacağımıza dair bir karar aldık diyor. Yani koca koca kulüplerin başkanları toplanmışlar federasyon başkanıyla beraber. Böyle bir karar almışlar. Bu ne kadar güzel bir şey. Bizim özlediğimiz bir şey. Ama bunun da arkasında durmak, bu kararın içinin doldurulması gerekir. Ama sonra da şey var, kararımızdan daha 24 saat geçmeden bu toplantıda bulunan kulüplerden birinin yöneticisi bir televizyon programında yine aynı algılarla kulübümüzü hedef göstermeye çalışan açıklamalar yaptı. Önemli olan, önemsediğim kısım şu cümle, bu samimiyetsizliğe rağmen verdiğimiz sözün arkasında durmaya devam ediyoruz diyor. Yani
şimdi bugün için devam ettikleri belli. İnşallah bu devam eder. Yani bunu da çok özledik ve bu çok önemli bir ihtiyaç. Yani enerjilerini, kulüplerimizin çoğu enerjilerini birbirlerini yaptıklarını takip etmeye harcıyorlar. Birbirlerini karalamaya, karalananlar kendini aklamaya. O hep ona gidiyor enerjileri. Yani biraz daha sportif değerler üzerinde dursunlar. Eğer bu açıklamalar olmasaydı, Acun Ilıcalı'nın ve Dursun Özbek'in açıklamaları olmasaydı, ben acaba orada ne konuşuldu, gene havanda su dövmüşler diye düşünecektim. Ama gene de bir şey konuşmuşlar. Yani ve çok ihtiyacımız olan bir şeyi konuşmuşlar. Dilerim dururlar sözlerinde. Sözlerinizde durun ne olur, toplum adına rica ediyorum. Durun bu sözlerinizde. Yani yanlış yaptığınız, bu sözü vermekle daha önce yanlış yaptığınızın da farkındasınız demektir. Kemal abi, toplantı yapıldı. 24 saat geçmeden Fenerbahçe cephesinden yine açıklamalar geldi. O pozisyonu da konuşacağız. Özellikle Alanyaspor maçındaki Mertens'in rakibine yapmış olduğu müdahalenin kırmızı kart olduğunu düşünüyor Sarı Lacivertli camia. Spor kamuoyunda da buna yönelik yorumlar da var. Yine sizin fikrinizi de merak ediyorum pozisyona dair. Ardından Galatasaray Kulübü de dedi ki daha 24 saat de olmadı. Hem barış diyoruz, sulh diyoruz ama açıklamalar geliyor karşı taraftan da diyor. Sen nasıl görüyorsun bu süreci? Bu buluşmayı nasıl değerlendiriyorsun? Bu açıklamayı kim yapmış önce? Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı. Kim? öyle mi? Peki bu onun kabahati mi? Yani herhalde kendi hür iradesiyle ben bugün çıkıp böyle bir şeyler yapayım demiyordur. Danışıyorlardır kulüp yönetiminde, konuşuluyordur. Siz onu ikinci başkan olarak oraya atarsanız yapar. Yani Ali Bey'in bilgisi vardır yayına çıkacağına dair. Onu bilmiyorum valla. Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Siz bu buluşmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Buluşma bana göre kamuoyunu biraz ferahlatıcı. Dört büyük kulübün diyelim. Başkanlarının federasyon başkanıyla birlikte fotoğraf vermesi, işte konuşması, neyse dertler, neler düşündüler, neler yapacaklar bunları ileride göreceğiz. Ama dördünün bir araya gelerek çok samimi bir hava estirmesi tabii ki yani Güven de çok sevinmiş, ben de çok sevindim. Sanırım sizler de, Levent de, sen de sevinmişsinizdir ama benim arabam yok biliyorsun. İşte olmadı. Ben halkın içinde tramvayda, otobüste ve piyade. Evet. Şunu söyleyebilirim. Rakam vermeyeceğim ama toplumda neredeyse yarı yarıya artistlere bak dediler. Kimler için? Başkanlar için mi? Bir de şey için. TFF başkanı için. İnandırıcı bulmamışlar mı? Yani senin abi sosyal bak, hayattaki gözlemin o yönde mi? Şimdi bak şöyle. İnandırıcı bulup bulmadıklarını söyleyemeyeceğim. Emin değilim. Ama bugünkü taraftar topluluklarının bakış açısı bu. Anladın mı? Koray'ım. Maalesef. Maalesef ve de maalesef. Biz o tribünlerde doğduk, büyüdük. Ne maçlar izledik. Ne seyircilerle tanıştık. Onlar olsa bundan 50 sene evvelki seyirci toplulukları kime rastlasak ya çok hoşumuza gitti, inşallah devam eder derlerdi. Ama bugünkü profil bu değil maalesef. Değişti diyorsunuz taraftar profiliyle. Maalesef. Zaten onu da şeyden net görebiliyoruz. En ufak şeyde protestolar hemen kendi futbolcularına dair, hocalarına dair. İşte şampiyon, iki sene şampiyon yapan hocaya bir ay içinde istifa şeyleri geliyor. Futbolcu gelir gelmez hemen golleri sıralasın bekleniyor. Hiç sabırın sesi bile kalmadı. Abi bir dakika neredeyse. Bak. Güzel bir yere temas ettin en son. Futbolcu gelir gelmez golleri süslemiyor. Sen böyle spor medyası olursa tabii seyirci o hale gelir. Neredeyse kaç tane Pele almışız bizim haberimiz yok be. Sadece Fener değil, Galatasaray değil, Beşiktaş değil, Trabzon kimse.
Ben ne maçı seyrettim? Dur, Galatasaray kimle oynadıydı? Alanya. Alanya'da 4-5 tane siyahi oyuncu vardı. Yazık günah, onlara acaba kaç paralar veriyorlar? Çuvaldızı batıracağımız çok yer var. Herkesin var. Kendimize bir batıralım. Ya adam Türkiye'ye yeni ayak basıyor. Uçaktan iniyor veya nereden geliyor işte. Bir mikrofonu uzatıyorlar. Adam neyse işte forvet oyuncusuysa kaç gol atacaksın diye soruyorlar. Kaç gol atacaksın diye soruyorlar ya. Affedersin böyle bir hedefin soru. Hedefin ne? Kaç böyle bir edersin? Soru olur mu? Hedefin ne diye sorsa başka. Kaç gol atacaksın? Var kayıtlarda. Böyle şey, o adam da dalgasını geçiyor, 32 diyor ya. Ondan sonra 20 golde kalırsa da bu sefer de aynı insan soruyor. Ya hani 32 atacaktın diyor. Ya Allah'ım yarabbim ya, komedi ya. Evet. Levent abi, Acun Ilıcalı'nın açıklamaları var. İzledim mi bilmiyorum. Bazı satır başlarını söyleyebilirim. Biz bu düzeni yıkacağız diyor. Bu yapıyı vura vura yıkacağız diyor. Bu yapıdan... O ne demek vura vura yıkacağız? Silahla mı? Tehdit içeren. Yani yok, silah anlamında değil tehdit de... Tehdit içeren bir açıklama. Ve bugün gazetelerde manşet oluyor. Ne demekse açıklamasın. Ben olsam Türkiye Futbol Federasyonu olarak sorarım bunun hesabını. Bak bir şey söylüyorum. Ya olduğun gibi görüneceksin Mevla demiş ya da göründüğü gibi olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Orada ben programın bir kısmını bugün tekrar gözden geçirdim. Orada... Program için olan insanların söylediği bazı argümanlara cevap veremedi. Onları tek tek sayayım mı? Cevap veremedi. Geçmişte vermişti. Söyledi. Sana göre Türkiye'de dedi, en büyük teknik direktör kim dedi? Mourinho mu? Fatih Terim mi? O cevap vermişti zamanında. Bana göre Fatih Terim dedi. Niye işini söyleyemiyorsun? Mourinho de. Niye çekiniyorsun diyemiyorsun? Fatih Hoca alınır diye mi? Yoksa Mourinho ayıp olur diye mi? İyi niyetli bir soru değil dedi orada. Öyle mi? Geçen sefer sordular şeyde. Yönetici değilken. Serhat Ulu Eren sordu. Evet. Ne dedi? Dijital yayında. Evet. Ne dedi? Orada dedin o unutuldu mu yani? Açık ara Fatih Terim dedi. Evet. Ben söylüyorum sana yani. Söylemişsin bir defa, ağızdan çıkmış o. Tüp çıkmışsa şeyden içeri girmiyor bir daha. Değil mi? Diş macunundan tüpü soktuğun zaman, çıkardığın zaman içeri girmiyor. Giremiyor şimdi o laf. Niye söylemiyorsun aynı soruyla karşı karşıya kaldığın zaman? Ne dedim sana? Ya olduğun gibi görüneceksin ya da göründüğün gibi olacaksın. Aradaki fark bu. Ben o zaman da desen problem değil, görüşüm bu. Söyleyemezsin. Söyleyemezsin. Çünkü olma kimsenin lütfuna talip, bedeli hürriyettir. Talip olursan hürriyet de eline geçiremezsin. Kusura bakmayacaksın yani. Geçen sefer de bunu söyledim. Acun Ilıcalı'ya. Çok net. O bazı başka şeyler de sordular. Pozisyonlarla ilgili anlattılar. Tek kelime etmedi. Biz hepimiz programda Mertens'in pozisyonun kırmızı olduğunu söyledik. Doğru. Maxim de pozisyonu kırmızı gösterip maçında. Bilek kırılıyordu adamın. İşin gerçeği bu. Yani bir şeyle ben ne dedim, kırmızı dedim. Ama sen kırmızı diyemiyorsun. Sen rakibine kırmızı diyorsun, kendi oyuncuna kırmızı diyemiyorsun. O zaman söylemlerinle eylemlerin arasında farklılık var. Bana inandırıcı gelmez bu işler. Kusura bakma, inanmamam ben. Eğer doğru herkese eşit görürsen, aynı yolda buluşursak o zaman hata olmaz. İşte o dört başkan bu görüşte oturduklarında bir pozisyonu herkes kırmızı der, kendininkini de iğneyi kendine batırır. Sadece çuvaldızı başkasına batırma hakkı elde olur. Sen batıramıyorsan o çuvaldızı başkasına da batıramazsın. İğneyi batıramadığın sürece. Sevgili Koray. O yüzden de bana inandırıcı gelmiyor. İşin gerçeği bu. Diyor ki ya hakemler bizi tahrik ederek Türkiye Futbol Federasyonu'na saldırmamızı istiyorlar ya da Türkiye Futbol Federasyonu başkanını sabote ediyorlar. Bir şey yapıyorlar, biz bu yapıyı vura vura indireceğiz. Nasıl indirecek? Hakemler sabote etmeye çalışıyor diyor. Geçen sefer başkanı, gitti o. Ya o da gitti diyor abi. Bizi tahrik etmeye çalışıyorlar. Sevgili diyor. Koray, geçen sene Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç ne dedi ya? Hakemleri gördüğünüz dedi, taciz edin dedi. Doğru mu? MHK Başkanı için karaktersiz, omurgasız dedi. Doğru mu? Birilerini göndereceğim, tokat atacak dedi. Göndereceğiz dedi federasyona. Bunu konuştu. O MHK de yok, o TFF de yok. Ne oldu şimdi abi? Şimdi ne oldu burada söylüyorsun?
Yani ne o oldu? Zaman hakemler mi bir tek? Geldin burada? Geçen bir dakika bir şey söylüyorum. Bitirmedim sözümü. Galatasaray'a kart gösterilmiyordu değil mi? Sana da göstermiş kırmızı, Galatasaray'a da göstermemiş. Sarılar üzerinden gidelim. Galatasaray'ın 12 sarısı, Fenerbahçe 13 sarısı var. Bir sarı fazla. Türkiye Süper Ligi için. Avrupa'ya gelelim. Galatasaray'ın 3 sarısı, Fenerbahçe'nin 9 sarısı, bir kırmızısı var. O zaman UEFA'nın hakemleri de indirin aşağı vura vura. Hadi onlar operasyon yapıyor deyin. Operasyon yapıyor o zaman UEFA size. Türkiye'de operasyon varsa UEFA da yapıyor size. Galatasaray UEFA mı kolluyor? 3 sarıda 9 sarı bir kırmızı. Affedersin ya. Yani bunlar hiç okumuyorlar, araştırmıyorlar. Böyle ağzına geleni herkes söylüyor. Ya bugün bilgiye ulaşmak çok kolay ama bilgiye ulaşmak isteyen için kolay. Ama fikri olmadı, bilgisi olmadan fikir olan da oho yolda yürürken hep bunlara çarpıyorsun zaten. Süper Lig'de Galatasaray evet. Kırmızı kart görmüyor ama Avrupa'da evet. Oynadığı maçlarda kırmızı kart görüyor diyor Acun Ilıcalı. Nerede kırmızı kart görmüş mü? Nerede? İşte en son Muslera gördü. Tam Muslera gördü. Sarılardan bakıyorum UEFA Ligi'ne. UEFA Ligi için söylüyorum. Muslera Şampiyonlar Ligi ön elemesinde gördü. UEFA Ligi'nde iki takım da maçlara baktığım zaman Galatasaray'ın 3 sarısı, Fenerbahçe'nin 9 sarı bir kırmızısı var. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? Ben bunu anlamadım. Vura vura indireceğiz. Ya yani. Sen diyorsun ki vura vura indireceğiz. Yeni yönetim geldi. Yeni yönetim geldi. İyi ilişkilerimiz var. Başkanla gittin, konuştun geçen gün. Başkan da orada Galatasaray kullanıyor dediğine evet demiş ya. Bildiğim aldığım habere göre de TFF Başkanı biraz sistemde bulmuş Acun Bey'e. Aramızda konuştuklarımızı niye orada söylüyorsun diye. İbrahim Bey de normalde sistemde bulunmuş. Sen konuştuğumuzu neden açıklıyorsa çok öfkelenmiş hatta bu konularda kendisiyle konuşmuş diye. Peki ben sana bir şey söylemek istiyorum. Futbol Federasyonu iyi ilişkileriniz var. Doğru. Benim şimdi burada bir tane bilgisi var. Ben şimdi sana okuyacağım bunu. Tamam mı? Normalde. Çıkıp ne dedi burada şey Ali Bey? Bu bizim için dedi seçim yok hükmündedir dedi. Hatırlar mısın? Hangi seçim için? Federasyon seçimi için. Kendisi de ben demedim. Mehmet Büyükekşi seçildiğinde mi? Hayır. Normal seçime girerken şimdi bulacağım onu tek tek sana vereceğim burada. Yani bu kadar kolay bulamıyorum tabii ki şeyde. Benim bilgi şimdi söyleyeceğim. Ne diyor? Bu diyor seçim değil seçin diyor hikayesi. Bizim diyor bu asla oy kullanmadı Fenerbahçe. Nasıl oldu Futbol Federasyonu ile bu ilişkiler? Nereye gidiyor yani? Oy kullanmadı derken kimseye oy vermedi mi diyorsunuz? Vermedi. Yok hükmündedir dedi. Bizim için dedi. Bu dedi yok hükmündedir dedi. Ama onu Mehmet Büyükekşi yönetimi için söylediler. Hayır, hayır, sanki. Hayır. Yani şimdi ben bunu bulduğum zaman şimdi sana okuyacağım onu yani şimdi burada. Sen onu ararken bir araya gireyim mi? Ha, buyurun. Peki. Buldum abi. Ha, tamam. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç. Bu seçim yok hükmündedir. Delegelerin iradesi gasp edilmiştir. Bugün burada birini seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır. Baskı, tehdit, rüşvet. Bu seçimde her şey var dedi. Bu Ali Bey'in kendi açıklaması. Tamam. Ben bilgi istemiyorum. Sen bu oy kullanmadın Futbol Federasyonu efendim. Oradan oy kullanmadım anlamı kendileri çıkmıyor ki. Kendileri söylediler sonra. Kullanmadılar. Oy atmadılar. Mehmet Ekşi büyük bir oy kullanmadı. Seçim gününe kadar yaşananlar antidemokratiktir. Evet. Bizlerin hür iradesi gasp edilmiştir. Evet. Bir tebriği de Sayın Federasyon Başkanı Büyükekşi ve onun için lobi yapanların hak ettiğini düşünüyoruz. Yönetim şekli toplumun hiçbir yerinde kabul görmeyen, futbol tarihimizin en kötü federasyon başkanı olarak gösterilen, yaşanan krizlerin TFF'nin süreç yönetme beceriksizliğinden kaynaklanmasına bu rağmen hiçbir sorumluluk almayan vesaire vesaire gidiyor. Fenerbahçe Beşiktaş statlarına gelemeyen başkan adayı olarak çıkmanızı tebrik ederim diyor karşımıza. Suçu da başkalarına atıp. O başka konuşurken diyor. Sonra ama şurada medya diyor ki, dışındaki konuştuğunda İki tarafında yok hükmünde olduğunu söylüyor. Kendi söyledi. Sonra şimdi dediler ki futbol MHK başkanı Ferhat Gündoğdu. Tamam mı? Kendisi personel müdürü askerde. Bu işleri iyi biliyor. Tamam.
Arka tarafı kazırsak neler çıkıyor okuyor musun? Hani Sabah gazetesinin arşivlerini Google'a girdin mi? Alemler, malemler, kimlerle? Bir şey söylüyorum. İkinci kez bu tarihte Türkiye Futbol Federasyonu MHK Başkanlığı olarak iki tane zayıf dönem vardır. Birinci Ferhat Gündoğdu dönemi, ikinci Ferhat Gündoğdu dönemidir. Bu dediğimi unutmayın. Kulüpler istemişlerdir. Ha şöyle bir şey yapıyorsa ve evet efendim, peki efendim, ne isterseniz olur efendim derse kabul görür. Ne yapmış ki, ne hakemlik yapmış ki, ne becerisi var ki buralara geliyor. Aa, arkasından başkaları yönetiyorsa onu bilmiyorum. Bak bilmiyorum. Bu konuda çok derin bilgilere sahip olan bir tanesi Mustafa Çolcu. Açık konuşalım. Benim de bilgilerim var ama onu söylemesi daha doğru olur. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Gelmişsin, bunu atamışsın. Ya sen hakemleri geldi yine operasyon yaptın ya. Operasyon yaptın. Hala yapıyorsun. Ve yaparken bir daha söylüyorum ya. Altına imza koy, şunu bilgi koymuyorsun. Ya Koray seninle çalışmıyoruz. Neden diye soruyorsun bana? Çalışmıyoruz diyorsun. Öyle olur mu abi? Adama dersin ki yetersizsin, beceriksizsin. Ya bahis oynuyorsun. Ya kulüplerle ilişkin var. Değil mi? Bir şey gerekçe sunarsın. Sevgili Koraycığım, bir insanla çalışmayabilirsin ama ayrılırken bir nedenleri vardır insanla ayrılırken yolları. Herkes için bu geçerlidir. Şimdi sen dedin ki güzel sunum yaptı bize. Sunum yapar. Personel sorumlusu yapmış bir adam. En büyük şey tanıtım bu insanları. En güzel işi bu Ferhat Gündoğdu'nun askeri de bunu yapıyordu. Tanıtım yapmak farklı bir şey. Sahada icraat yapması hakemlerin farklı bir şey. Tanıtım güzel ama oyuna geldiğimiz zaman, gördüğümüz zaman hakemler rezil. Varda rezil. Sahada rezil. Yalan mı? Sen Cihan Aydın'ı şeyden çıkardın, listeden. Evet. FIFA kokart alacak listesinden çıkardın. Sebep sana Ceko'ya vermediği penaltı için. Burada Fenerbahçe haklı, Ceko'nun pozisyonu penaltı. Bak ben bir şey demiyorum. Teko mu, başka sebebi var mı acaba? Başka bir sebebi yok. Yalan uydurdun, çocuğu Galatasaray'da adam yeni evlendi ya. O yeğeni. Ne alakası var? Senin yeğeni, de yeğenin var. Yeğeninin Galatasaraylı Niki ile hakem toplantısına katıldığı için. Yani ben şunu söylemeye çalışırım. Adamı kararını verdin. Peki Beşiktaş'ın Kayseri maçında Immobile'ye yapılan penaltıyı vermeye, iki Beşiktaşlı'nın birbirine çarpışmasından penaltı yaratan Atilla Karoğlan'a niye ceza veremedin? Out atışı da var. He? Bir dakika. Neden veremedin? Ben basitlerini söylüyorum sana. Net yemek tarifi gibi anlatıyorum. Niye veremedin FIFA kokartından? Çünkü vermişsin, Avrupa'da maç yönetiyor değerli hakemin diye. Eğer adaleti dağıtmazsan bir gün o adalet sana da lazım olur. Kusura bakma. Bu MHK'ye hiç güvenmiyorum ben. Bu MHK beni mutlu etmiyor. Bak açık konuşalım. Niye konuşmuyorsunuz? Öbür MHK'yi yerden yere vurdunuz. Tamam doğru. Bu MHK'nin birinci haftasında hakemlerin yaptığı hataları ne diyorsunuz ya? Ne diyorsunuz yani? Bana bunları anlatın. Varlarını anlatın Allah aşkına. Hani Erman abi zamanında diyormuş yanlarım ağrıyor. Evet. Şimdi varlarım ağrıyor. Yalan mı baba bu işlerde? Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Bu insanların bir araya gelmesi güzel bir şey. Ama ya oldukları gibi görünsünler ya da göründükleri gibi olsunlar. Bu Acun Ilıcalı için de geçerli. Söyleyemiyorsun Fatih Terim'i. Evet. He? Niye söyleyemiyorsun? O zaman söyledin ya geçmişte. O ağzından çıkmışsa bir daha söz. Korkma. Korkmayacaksın baba. Cesaretli, yürekli olacaksın bu işlerde. Şimdi aslında başkanlarda bir değişim var. Değişiklik var. Ben şöyle bir şey saptadım. Özetle onu söyleyeyim. Biraz şakacı olacak ama geçen yıl Ali Koç başkanla Dursun Özbek başkan atışıyordu. Bu sene artık onlar sustu. Acun Ilıcalı ikinci başkanla Metin Öztürk ikinci başkan sivri sözlerle birbirlerine atışıyorlar birbirleriyle. Yani değişen çok fazla bir şey olmadı şu ana kadar. Değişmesini gene de diliyorum. Aslında bizim bakış açılarımız değişmeli. Mesela ona da çarpıcı örnek şu aklıma geliyor. Şimdi ben bakış açısı değişmesine daha çok güzel örnekler vereceğim bu arada. İstiyorsanız şimdi bir tane bir cümlelik bir tanesini ben söyleyeyim. Şimdi Mourinho ünlü bir hoca. Elbette onun geçmişine büyük saygı duyuyoruz. O ünü kolay kolay kazanamazsın. Bir şeyler yaptı da kazandı. Hep alkışladık. Hep onu iyinin örneği olarak gösterdik. Ama bu sene geldi Fenerbahçe'de
o ününün paralelinde özel bir şeyler göstermedi henüz. Fenerbahçeliler de bunun farkında. Bunu da söylemek gerek. Ama söylemiyoruz. Ya Mourinho oldu. Hep Mourinho tap yukarıda kalmayacak. Yani yanlış şeyler de yapacak. Onun yanlışlarını da söyleyeceksin ki Mourinho'ya faydan olsun. Ve şu cümlelere bağlanayım. Eğer bu sene Mourinho geçen sene Fenerbahçe'nin başında olsaydı ve bu sene İsmail Kartal gelmiş olsaydı, biz şu anda var ya İsmail Kartal'ı lime lime etmiştik. Lime lime etmiştik. Onun için yani Mourinho gene de korunuyor ve kullanıyor. Neden? Geçmişindeki başarılarından ötürü. Ama biz artık onu buraya yeni başarılar, Türkiye'deki başarıları için getirdik ve onu ondan bekliyoruz. Evet. Hakemler konusu konuşulmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları vardı. Galatasaray'dan yanıt geldi dedik. Bugün hakemlerle ilgili konuşan bir başka isim ise Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ti. İzmir'de bir spor zirvesi yapıldı. Şenol Hoca da hakemlerle ilgili konuştu ama farklı bir bakış açısıyla. Şimdi Şenol Hoca'nın o açıklamalarını bir izleyelim. Hakemlerle ilgili konuşmadı mı? Ne dedi? Kim? Konuştu. Kim? Şenol Hoca. İşte hakemlerle ilgili konuştu şu an. Hayır, ne dedi? Yani konuşuyor, oyuncu düzelteceğim dedi. Ne dedi? Dedi ki hakemler tecrübesiz hakkında... hakemleri yapamayanı tutmayacaksın. Böyle bu gençleri atarak da bu iş olmaz dedi. Tabii yani ben şu an için bu sezon hakemler hakkında konuşmayacağım. Çünkü çok fazla konuşan var. Oyuncularıma ve kendime mazeret sunmak istemiyorum. Evet. Ama o işin de konuşulacak çok boyutu var diyor. Bir gerçeklik olduğunu da ortaya koyuyor. Ve aslında en vurucu cümlesi belki de son cümlesi. Diyor ki hakemleri yenilemek demek, acemileri sahaya atmak demek değildir diyor. Bak, bu mesajı veriyor. Şu anda MHK acemileri atıyor. 25 yaşındaki adam maç yönetiyor. Nereye koşacağını nerede var böyle diyor. Bir şey? Ben bunu anlamıyorum. 25 yaşındaki oyuncudan çok oyuncu yaş olarak büyük ya. Yaş olarak büyük. Bunu nasıl yöneteceksin tecrübe olarak? Onu anlatıyorum ben. Tabii. Sen başka yerlerde parlat, büyüt. Onlar 30 küsur yaşlarda gelsinler. 15 yıl ne donladı yapsınlar 45 yaşına kadar 30 yaşına gelip. 22, 23, 25 yaşında daha dur bakalım ya. Ya bu işler olmaz. En güzel lafı burada söylüyor. Acemilerle bu işi atarak olmaz diyor. Ama MHK'de bir zihniyet var. Yeniliyoruz, gençleri atıyoruz. Ama siz zihinsel olarak genç değilsiniz ya. Biz onu ne yapacağız? Siz zaten yönetenler olarak geçmişin hakemlerisiniz. MHK'siniz. Sizin yenilenmeniz lazım önce. Önce yeniliklere siz zihinsel olarak güçlü olacaksınız ki hakemler sizden ders alacak Koraycığım. Yetersiz insanlar ya. Yetersiz insanlar, kusura bakma. Bana saydırma isimlerini tek tek ya. Ben MHK'nin içindeki insanların hepsini biliyorum ya. Hepsinin ne olduğunu biliyorum. Kusura bakma. Onlar bunun dışında kalan adamlar. Onlar varlı dönemde maç yönetmemiş hakemler. Var yok onların döneminde. Sistem değişiyor. O sisteme bu MHK ayak uyduramıyor. Ben bunu anlamıyorum ya. Evet. Türkiye'de bu sistemin içinde yeni bırakmış bilmem ne hakemleri oraya oturtursanız, bilgileri taze, insanlarla yönetirseniz başarılı olursunuz. Yanınıza bir iki tecrübe koyun ama taze bilgileri hala da repete yapabilen, tekrar eden insanlarla siz MHK'de başarılı olursunuz. Siz hala da hakemliği tarzında ne kadar maç yaptın tanımadığın bir hakem MHK başkanı oluyor. Olur mu böyle bir şey ya? Ve kulüpler bunu itiraz etmiyor. Neden? Neden? Herhalde ilişkileri iyi kulüplerin. Ben onu anlamıyorum. İtiraz edeceksiniz. Siz milyonlar dolarlarca para harcıyorsunuz ya oraya. Türkiye çok önemli oyuncuları getiriyorsunuz. Sonra bu acemi genç tecrübesiz hakemlere maçları emanet ediyorsunuz. O zaman biz neye tartışıyoruz ya? Biz neye tartışıyoruz? Bunların ruhu ne kadar? Ya siz bir yılı doldurmamış bir genç hakeme, geleceği olacak bir hakeme FIFA'ya mektup yazıyorsunuz. Ya acaba FIFA yapabilir miyiz diye ya. Başvuru yapıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? 2 sene olması lazım, geçmesi lazım. Mustafa Çulcu Buran çok güzel anlattı. Siz bunu yapamıyorsanız yalvarıyorsunuz. Ya geçin bunu ya. Siz neden bu adam başarısız da onunla konuşmuyorsunuz? Onu tekrardan eğitip kazandırmak için uğraşmıyorsunuz. Sen git. Benim adam gelsin. Yarın işler değişti. Federasyon gitti. Yeni MHK geldi. Bu hakemler hadi size güle güle alt liglere. Gelin eski hakemler derse ne olacak? Geçen sefer oldu. MHK başkanının dışarıda bıraktığı insanların hepsi tahkimden geri döndü. Şu anda
mahkeme devam ediyor. Tahkim başvurmuşlar. Benim duyduğum hakemler eğer ki buradan tahkimden bir şey çıkartamazlarsa insan hakları mahkemesine gidecekler. Türkiye futbolu nereye taşıyoruz ya, hakem dünyasını? Hiç mi bundan utanmıyoruz ya? İnsan hakları mahkemesinde hakemler kendi haklarını arayacaklar. Bizim suçumuz nedir diye, neden dışarıda bırakıldık diye bilmiyoruz diye haklarını arayacaklar. Sevgili Koray, ben oraya baktığım zaman, o TV'deki MHK'ye baktığım zaman ne görüyorum biliyor musun? Deveye sormuşlar niye boynun eğri diye. Nerem doğru ki demiş. Öyle bir görüntü var MHK'nin içinde. Hiç kusura bakma. Şimdi tabii hakemlerin üzerine çok gidiliyor burada. O da bir gerçek herhalde değil mi? O noktada da Güven abi katılıyor musun? Eksikleri var, yetersizlikleri var. Ama bizde de hakem denilince direkt böyle sayılan, çok affedersiniz sövülen, asla memnun olunmayan. Ben hiç böyle hakemlere de hakkı verilen hakem de çok az hatırlıyorum. İki maçı kötü geçirsin. Levent abi diyor işte yeni bırakanlar gelsin görev yapsın ama yeni bırakan birine örnek veriyorum Cüneyt Çakır veya Fırat Aydınus. En taze bırakan popüler hakemler. Göreve gelse Fırat Aydınus göreve gelse hemen Fırat Aydınus'un yönettiği son dönemdeki maçlardan sen zaten böyle bizim düşmanımızdın. Öbür Cüneyt Çakır gelse sen zaten böyle Avrupa'da başka burada başka yapıyordun deyip yine yıpratılıyor. Ben onları VAR'da istiyorum. Bizde şimdi bak şöyle bir görüntü. Mustafa Kamil Abitoğlu bıraktığında Galatasaray Rize maçından sonra benzer görüntüler görmüştük. Bugün Portekiz Ligi maçları anlatıyordum. Bir görüntü dikkatimi çekti. Konu da hakem olunca buraya da alayım dedim. Uygun sonu da verelim. Moreirense Santa Clara maçında bir hakem Nuno Almeida 49 yaşında hakemliği bırakıyor. Bakın maç sonu görüntüler. Bir genç taraftar hakemden düdüğünü ve kartını istiyor. Hakem gidiyor tribünlere. O genç futbol severin isteğini karşılıyor Portekiz'de. Ardından tribünlerden alkışlar. Hakem Nuno Almeida 254 maça çıkmış Portekiz Ligi'nde. İki takımın oyuncuları alkışlayarak ki bu maç yoğun sağanak yağış altında oynandı. Böyle veda ediyorlar, uğurluyorlar hakemi. Pankartta şöyle bir şey yazıyor. Çocuğun az önce tuttuğu pankartta hakeme. Hakem gözyaşlarıyla futbol kariyerini bırakıyor. Bizde hiçbir hakeme şöyle bir şey nasip oluyor mu acaba? En iyilerini de düşünelim. Bakar mısınız? Ve bu hakem mesela Avrupa'da maç yönetmemiş Portekiz'de. Ona da baktım. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi maçı da yok. Sadece Portekiz'de yönetmiş. Çocuğun pankartında şöyle yazıyor. Nuno Almeida, size bunca yıllık özveriniz ve her zaman hatırlayacağım örnek hakemliğiniz için teşekkür ederim diyor. Hakem de o pankartın karşılığında gidiyor kartını ve düdüğünü o çocuğa hediye ediyor. Maçın ardından gözyaşları içinde tabii ki duygusal anlar yaşıyor. Şöyle söylüyor hakem. Röportajda yayıncı kuruluşa bir de röportaj veriyor. Söyleyecek söz yok. Kariyerimin bu şekilde sona ermesi düşünülemezdi yani. Tahmin edemezdim böyle bir kariyer bitişini. Tezahürat yapan taraftarlara, kulüplere, oyunculara, gazetecilere hepsine teşekkür ediyorum. Orada da hakemler çok eleştirildiği için yani bizdeki gibi şöyle yorum da var mesela bu haberin altına. Bir beceriksiz daha gitti yazan da var. Ona baktım Portekizlilerde ama hakem şunu söylüyor çok güzel bir cümle bence. Bu insanların derinlerde hakemlerin insani yönünü tanıdığını, hataları affetmeyi ve erdemle yaklaşmayı, alkışlamayı bildiğini gösteriyor. Bunu hayatımın sonuna kadar unutmayacağım, benimle kalacak diyor. Onun için bak, onun için de hakem gelişim direktörüne bir tane Portekizli geldi galiba değil mi? Evet, o da Doktor Vitor Melo Pereira. Bununla alakalı mı değil tabii. Doktor Vitor Melo Pereira bugün itibariyle görevine başlamış hakem gelişim direktörü. Kendisi Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Bu kaçıncı yabancı oluyor merak ediyor musun sen? İbrahim Hacı Osmanoğlu makamında ziyaret etmiş. Pavurcil geldi, Gallas geldi soruyorum ben sana. Bir sürü insanlar geldi gitti. Her sene bir yabancı bir yabancılar geldi. Nasıl oluyor bu abi? Bir hakem gelişim direktörü getiriyorsun. Türkiye'den bir tane hakem gelişim direktörü bulamıyorsun. Bu nedir ya? Bu yetersizliğin göstergesi. Ya yetersizlik mi? Ön yargılar yüzünden. Hayır, yetersizlik. Sen Türkiye'de bir adam getirmiyorsun. Çünkü herkesin birbiriyle bir hesabı var MHK içerisinde. İşte ben de diyorum ki mesela bir Türk hakem gelişim direktörü olarak göreve gelse var mı aklınızda bir isim? Şu isim gelse kimse itiraz etmez diyeceğiniz. Ben o ismin nasıl birisi olması gerektiğini söylerim ama şu isim Koray Baloğlu, Güven Taner falan demem, diyemem. Çünkü Türkiye'de bir defa hakemi değerlendirirken biz
sadece onun performansına bakmıyoruz. Bizim aleyhimize ne kadar düdük çaldı ona bakıyoruz. İşte demek istediğim o. Yani. O oradan kızıyoruz. Adamın hakemlik değerleriyle bir ölçümünü yapmıyoruz. Şimdi yani. Bu Güven abinin lafına bir ekleme yapayım. O Portekiz'deki görüntü bak, bizde olabilir mi mesela? Ya şimdi ya bu ben o görüntüyü görürken benim de gözlerim doldu bir şey burada ya. Bir şey söylüyorum. O çocuğun astığı pankartta onun yaşı kaç maç seyrettiğini çok merak ediyorum. Ona bu pankartı vermişler. Vermişler göster mi? Demişler. Yani adam olur 50 yaşındaki adam orada olur 40 yaşında bir tanesi. Pankartı açar derim çocuğa vermişler ama hakemin güzel jesti çocuğa onu vermesi, düdüğünü vermesi, kartları vermesi çok güzel. Dilerim olur. Bu oldu Abitoğlu'na. Rize'de omuzları aldılar Galatasaraylı evet. Rize'li oyuncular. Yanlış mı? Oradaki maçta. Hala bir şey olduğunda var. Özür dilerim. Galatasaray ama lehine bir hakem Abitoğlu. Hatası olsa hala o fotoğraf bak, paylaşılıp Abitoğlu çok hata espri yaptı konusu zamanında. Yapılıyor. İşin gerçeği bu hakem olarak. Ama gülen bir yüzdü. Sempatik bir adamdı. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de de böyle insanlar var. Bu kadar çok MHK'nin değiştiği bir ülke var mı ya? Şimdi bu MHK kendi hakemleri yaratmaya çalışıyormuş. Ömrünüz uzun sürmedi. Göreviniz bitti. Başka MHK geldi. Onlar kendi ekibini yaratacak. Dışarıda bıraktıkları insanlar var. Bu dışarıda bıraktıkları insanların aileleri yok mu abi? Biliyorsun Bahattin Şimşek'le ilgili adam yok arabası satmış. Ben hakemlik yapıyordum para kazanamıyorum diye. Yani ne oldu bu adamlar? Bazılarının işi var. Samimi söylüyorum dışarıda. Mesela Abdülkadir Bitigen'i söylüyorsun. Adam diş hekimi. Sonuçta öyle veya böyle ama çevresi ne diyecek adama? Herkesi karalamak bu kadar kolay mı? Ferhat Ünlüoğlu beyefendi. Arşivleri okuyun. Arşivleri okuyalım. Bakalım. He? Arşivlerde gitmiyor yazılar uçmuyor. Kusura bakmayın. Eğer bu insanları biz neydi onun adı bu insanları gönderirken evet. Gerekçe sunamazsak. O zaman bunların aileleri olduğunu da unutmayın. Ah almayın. Vebal olmayın bazı şeylere. Bak gelişim hakem gelişim direktörü getiriyorsan bütün hakemleri getirirsin. Pereira'ya hiçbir bilgi vermeden kimin iyi hakem olduğu, kimlerle yol devam etmeniz konusunda bu Pereira karar versin. Anlatabildim mi? Pereira versin kararı. Madem gelişim direktörü götürüyorsun kendi içinden bulamıyorsun bir adam atayamıyorsun oraya bir yerli. O zaman sevgili Koray bütün hakemleri teslim edersin. O der ki Koray'la Güven Taner'le devam edeceğim. Kemal Belgin Levent Üzmen etmeyeceğim. Kararı o versin. Böyle topal iş olmaz. Yarım yamalak iş olmaz yani. Kemal abi sen gördün Portekiz'deki görüntüleri de. Burada da konular malum. Şenol Hoca'nın açıklamaları var. Yani orada satır arası kalan bir şey var. Kendime ve oyunculara mazeret vermek de istemiyorum diyor hakem konuşarak. Kim? Şenol mu? Şenol Hoca. Şenol der abi. Şenol adam. Demek ki takım içerisinde böyle bir gerçeklik var. Hakem nasıl olsa bizim önümüzü kesiyor diye mazeret olarak görüyor futbolcular. Şenol Hoca en deneyimli isimlerden birisi. Bunu alenen söylediğine göre yani, böyle bir gerçeklik var herhalde. Yani şimdi şöyle. Senin kaç 19 takımlı liginde Süper Lig'de yani. 15 tane yönetici, başkan, hakem söylüyorsa 16.sı da söyleyecek tabii. Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Ben 13 sene L'Ekip gazetesinin, Frans Futbol'un Türkiye temsilciliğini yaptım. Bana her gün gazetede, dergide gelirdi. Ben orada hakemlerle böyle konuların hiç yazıldığını, çizildiğini hatırlamıyorum ya. Ve gittim, Paris'e gittim. Genel yayın yönetmenleriyle yemek yedim, kahve içtim, şeye gittim, L'Ekip'in içine, Frans Futbol da onlarındı çünkü. Orada çaylar, hiç yani hep futbol konuşurduk. Bu orta saha ne güzel değil mi filan veya neyse işte bileyim. Yani ya biz niye be şimdi hakem niye gelince? Ey vatandaş! Sizin çok ünlü isimler diye bildiğiniz yerli hakemlerin hatalarını burada bir sıralasam. Mesela bir tanesi hala yorumculuk yapıyor. Çok da iyi dostumdur. 80 metreden ofsayt çaldı.
yardımcı hakem pozisyona devam ederken. Ne yaptın lan dedim. Ya ben öyle gördüm orada. Ne görüyorsun lan dedim. 80 metre. Bir tanesi dedim ki ya hocam sevgili kardeşim hakikaten öyle çok iyi dostuz hala da. Ya 5 metre ofsayttan götürdü attı golü. Senin burnunun dibinden. Cevap. Ya Kemal'cim ya. Koca bilmem kulüp işte neyse tarihi. Küme mi düşseydi ya dedi. Bak. Bir tanesi iki ezeli rakibin maçında ev sahibi olan takım sağdan bir orta yaptı. Top penaltıya doğru düşüyor. Ev sahibinin çok önemli bir oyuncusu boş kaleye golü atacak. Konuk takımın stoperi çıktı. Yumrukla topu kornere attı. Bak, yumrukla ha. Hakem böyle yaptı. Devam. Devam etti oyun. Şimdi ben buradan herkese soruyorum. Dünya Kupası yarı finalinde elle gol atan futbolcunun adı neydi? Beyefendi? Maradona. Öyle mi? Yani uğraşacak başka şey bulamadınız mı ya? Ha şunu da söyleyeyim. Daha ağırlıklı olarak İstanbul'un üç büyükleriyle ilgili söylüyorum. Trabzon'u son zamanlarını tabii çok tanımadığımız insanlar göreve geldi. Ya sizde başka isimler yok mu? Başkanlık yapacak, yönetim kuruluna girecek. Bitti mi? Bitti mi? Bitmiş herhalde. Şimdi bir Süleyman Seba. Allah rahmet eylesin. Amin. Bir Faruk Ilgaz. Allah rahmet eylesin. Amin. Bir Emin Can Kurtaran. Allah rahmet eylesin. Galatasaray'da işte Ulvi abiler filan. Ya bitti mi ya? Ya sizin bu Türkiye'ye mal olmuş tarihi kuruluşları olan çok büyük camialarınızda başkan ve yönetim kurullarını böyle hayranlıkla izleyeceğimiz bakacak insanlar kalmadı mı ya? Bitti mi? Olacak şey değil. Biz önce iki önemli konu benim söyleyeceğim. Biri önce kendi kulüplerinizde eski günlere dönmenin yollarını arayıp bulun. Bir de e-spor medyası artık amigoluk yapma. Yapma. Reklam arası mı? Reklam arasına var. Çok güzel konuşuyorsun. Bölmek istemedim. Amigoluk konusunda artık nakdi olarak karşılığı da var Kemal abi. Hadi ya. Takip tabii takipçin artıyor. Sen mesela bugün her gün her yayında burada Fenerbahçe'yi her dakika mesela översen Fenerbahçelisin diye söylüyorum. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Veya Levent abi Galatasaray'a, evet. Güven abi Beşiktaş'ı hep överseniz takipçi sayınız artıyor. Takipçi sayınız artınca mesela işte bir dijital YouTube kanalı açarsanız mesela orada izleniyorsunuz. İzlendikçe para kazanıyorsunuz. Gazeteci kökenli olmanıza gerek yok. Herhangi bir iş konusunda uzmanlığınızın olması veya işsiz olmanız bunların hiçbir önemi yok nereden geldiğinizin. Yeter ki sürekli takımınızı övün. Her puan kaybında hakemleri suçlayın. Baktınız yönetiminiz sallanıyor. Yönetiminiz sallandığında yönetime de yüklenebilirsiniz. Muhalifler de sizi destekliyor. Eninde sonunda etkileşimle vesaireyle dijital gelirle para kazanıyorsunuz. Hatta çok tutarsanız ulusal kanallara bile yorumcu olabilecek kapasiteye Koray'ım, geliyorsunuz. Koray'ım, benim telefonumda sadece yeşile basar konuşur, kırmızıya basar kapatırım. Ne mail, ne zeyn, ne hiçbir şey yok. Sen o zaman aç kaldın Kemal. Şimdi sevgili Koray, ben buraya bir ekleme yapmak Allah'a şükür bak. İhtiyacındayım. Şimdi senin dediklerin doğrudur. Ama sadece o geçerli değil. Ben Beşiktaşlıyım. Bundan iftihar ederim ama Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a ve diğer bütün kulüplere de saygı göstermeyi çok iyi bilirim. Onlardan da saygı görüyorum, anlayış görüyorum. Yani bu bizim tarzımızın
öldüğünü işaretlemiyor. Senin dediklerin doğru. Hiç tanımadığım insanlar var. Ben 60 senedir, 60. yılındayım mesleğin. 60 senedir bu işin içindeyim. Hiç tanımadığım yorumcular var. Kıyamet gibi neler söylüyorlar. Türkçe yok. Yani Türkçe yok. Türkçe'ye saygı yok. Yani yabancı sözcükler kullanarak böyle bir kendilerine bir hava vermeye çalışıyorlar. Evet. Şimdi sekans moda oldu. Sekans diyorlar. Sekans ne demek? Half space var. Dört kişiye sordum. Sekansı dördü de farklı cevap verdi anlamı bakımından ama dördü de kullanıyor. İkinci yani, bölümde araya giriyorum Güven abi, özür diliyorum, reklama gideceğiz tabii. İkinci bölümde konuşmaya devam edeceğiz. Yine Galatasaray'da Fatih Terim'in açıklamaları var. Okan Burak'a bir yanıt mı? Icardi'nin paylaşımı var ve Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un tercihleri, birazdan buradayız. 90'a kaldığı yerden devam ediyor. Güven Taner, Kemal Belgin ve Levent Düzemen'le birlikteyiz. Gündemi konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. İlk bölümde tabii hakemleri konuştuk. İkinci bölüme Icardi'nin bir paylaşımı vardı. Onunla birlikte başlayalım. Son performansı, özellikle çok son haftalardaki performansı daha doğrusu. Çok fazla konuşuluyor, tartışılıyordu. Icardi de bir paylaşım yaptı. Ve o paylaşımla birlikte Icardi diyor ki, paylaşımında 83 maçta 58 gol 22 asist. Alın eleştirilere cevaptı. Levent abi sana geleceğiz ama Güven abiyle başlayalım. Icardi formsuz mu? İstatistiklere biz de programlarda çok konuşuyorduk. Konuşanlara dedi ki alın size o zaman benim neler yaptığım. Ama bu sezon nasıl Icardi? Şimdi tabii Icardi'nin bu söylediğin kaç gol paylaşım ekranda 83 maç 58 gol 22 asist, yani 58-60-80 83 maçta 80 gole direkt katkı yapmış. Şimdi bu güzel bir istatistik ama ne kadar zamana yayılmış bir istatistik? Galatasaray'a geldiğinden beri değil mi? Icardi'nin eleştirir, yani Berim'den düştüğü eleştirileri ne zamana ait? Son bir aya ait. Ya bu kadar basit. Icardi son bir ayın hesabını vermesi lazım. Çünkü onun son önceki süresi hep alkışlandı, omuzlarda taşındı. Hala taşınıyor zaten ya. Ama eleştiriler de son bir aya ait. Ya bu kadar basit. Böyle kimsenin kimseyi aldatmasına gerek yok. Bir ayda Icardi'den yılda 10 milyon net işte kazanan veya vesaireleri var. Yani bir de sözleşmesinde Arjantin'e özel uçakla gitme maddesi de varmış. O öyle kendisi, bir haber vardı bugün, gördünüz mü? O haber ne kadar doğru bilmiyorum ama ona dayanarak konuşursak 500 bin euro maliyeti oluyor. 500, evet. Onun da kulübe mi ait olduğu, cebinden mi veriyor? Yani 10 milyon kazanan 500 bin. Kendi cebinden canım. Ben Galatasaray'ın tercihini tahmin ediyorum. Yani bu kazançları ona sağlayan bir ortam, bir ülkedeki ona gönül veren, ondan çok şey bekleyen insanların onu aynı zamanda son verimsiz dönemi içinde ele almaları son derece doğaldır. Icardi'nin buna içerlemesi, kızmasına anlam veremiyorum. Hatta ben şuna da anlam veremiyorum. Icardi bir aydır formsuz mu? Şu anda bir 14 gün falan bir futbol maçlara ara var değil mi? Milli maç arası var. O arada özel uçakla Arjantin'e, tamam, sözleşmesinden doğan bir hakkı kullanabilir. Ona bir şey söylemiyorum. Ama bir de vicdani sorumluluk vardır. Yani sen burada kalmalıydın bana göre. Veyahut da Arjantin'e gitme sebebin tatil, dinlenmek olmamalı. Orada çalışıp form tutup gelmelisin mesela. Değil mi? Yani o sorumluluğun var. Sen bunun karşılığında hiç oynamasan bile, yani bırak sakatlanmayı, hiç oynamasan, bir sene hiç gol atmasan bile o 10 milyon avroyu alacaksın. O zaman onun karşılığında vereceksin. Yani bu Icardi'yi ben bu yönden hiç doğru bulmadım. Yani bu açıklamayı ve biraz ne bileyim Osimhen'in gelmesi mi rahatsız etti onu, gerdi bilmiyorum yani. Yani Icardi tamam da Icardi ülkemize neden geldi? Icardi 75-80 milyon avro değerde bir adam değil miydi Paris Saint-Germain'e giderken, İtalya'da oynarken? Peki Türkiye'ye Galatasaray 5 yıl taksitle ödeme
karşılığı 10 milyona geldi. Demek ki müthiş bir değer kaybına uğramış. Neden değer kaybına uğradı? Niye Paris Saint-Germain bunu sineye çekti, o kaybı? Şunun için, Icardi artık Paris Saint-Germain'in ihtiyaç duyduğu düzeyde, o tempoda futbol oynayamıyordu. Fizik gücü de bir düşme, futbolu yorumlamasında bir ağırlaşma, yavaşlama olduğu için, ondan artık bu şekilde yararlanamayacağı için, onun takımına böyle bir tempoda oynayan futbolcuya ihtiyaç olmadığı için Galatasaray'a geldi. Ama o düşük temposu Galatasaray'da giderek daha da düştü. Değil mi? Evet. Ya son maçta neredeyse şut atmadı. Yanlış istatistik. Zaten eleştiriliyordu. Okan Hoca'ya da soruldu hatta. Yani bu eleştirilerden yakınmaması lazım Icardi gibi bir adamın. Çünkü bir gol attığı zaman onun adına şarkılar çalınıyor. Alkışlar, şunlar, bunlar. Icardi herkesin, çoluğun, çocuğun gönlünde işaretlerini yapıyorlar. Gol sevinçlerini taklit ediyorlar falan. Toplumun içinde böylesine yer etmiş bir insan toplum tarafından eleştirildiğinde topluma böyle bir tepki vermemeli. Kemal abi, sen nasıl buluyorsun? Icardi son haftalarda formsuz mu? Bu eleştirilere şimdi katılıyor musun? Bir kere şunun altını çizeyim. Galatasaray Alanya Spor'la oynadı değil mi son maçı? Evet. Icardi 81 dakika oyunda kalmış ve ben Icardi'nin ilk defa böyle bir göreve soyunduğuna tanık oldum. Devamlı orta sahayla görev paylaştı. Çıktı, aldı, verdi, gitti, gitti ve arkaya geldi orta sahayla. Yani Okan Hoca mı bu görevi ona verdi? Gidip de orada dikilme, esir olma, sahayı dolaş, orta sahayla paylaş filan diye. Bilemiyorum kendi işimi. 81 dakika oyunda kaldı. Golü yok. Olabilir. Şöyle bir kere onun altını hemen çizeyim. Ben kaç senedir futbol seyrediyorum, takip ediyorum, bilmem ne yapıyorum falan filan. Özel hayatı bu kadar dalgalı ve çalkantılı olan, şöhret olmuş bir futbolcuyu pek hatırlamıyorum. Bak her şeye rağmen. Özel hayatı çalkantılı olup başarılı olan aynı evet. zamanda mı? Şimdi 81'de çıkmış zaten oyundan. Yani neredeyse maçın tamamını oynamış. Evet. Şimdi eleştiriler, yani ben şunu söyleyeceğim ya. Koray lütfen ne olur darılma bana. Ya öyle yorumlar yazıyorlar, yapıyorlar ki. Ben diyorum ki ya acaba yine başka maçı mı seyrettim ben? Yani Icardi gol atmadı diye Icardi'yi yerin dibine batırıyorsanız olmaz. Golü kim attı? Yunus attı. Değil evet. mi? Ne gol? Ben biraz evvel sanat Doğru. eseri dedim o golü. Ama ne zamandan bu yana ben Icardi'nin bu kadar orta sahayla bütünleşerek oynadığına tanık oldum. Tabii ki bu da belki Okan Hoca'nın bir yeni düşüncesiydi. O savunmanın göbeğinde bir dağılmayı sağlayıp oralara orta sahadan adamlar veya kenarlardan kaçırarak sonuca gitmek gibi. Şimdi mesela Yunus'un attığı gol nereden atıyor? Santrfor mevkiinden. Oraya geliyor top. Tam merkezde bir de. Tam merkezden. Yani onun için yani bak tekrar altını çiziyorum. Ben Arjantin'de 37 gün kaldım. Dünya Kupası sırasında. Birçok Buenos Aires başkentin dışında birçok şehre de gittim. Geldim maçlar sebebiyle. Bir Arjantin futbolcu bu kadar ayakta kalıyorsa helal olsun. Bakma öyle. İyi diyorsunuz yani. Ben iyi diyorum. Yani çok fazla bir şey de beklemeyeceksin. Yani bu sezon 5 maçta 2 gol 1 asist tamam, Süper tamam, Lig'de. Tamam. Toplam 10 maçta resmi maçlarda 3 gol 1 asist. Evet. Şimdi şöyle. Yani bir bakarsın önümüzdeki 5 maçta 10 gol atar. Ya yani belli mi olur evet. yani? Doğru tabii atabilir. Yani bu performans zaten diyorum 83 maçta 80 gole direkt katkı yapmış. Daha ne olacak abi? Yani ben Alex de Souza'nın bu kadar maç ve gole katkı sayısı birbirine yakında en son hatırladığım o. Yani. Levent abi.
Okan Hoca 2 yıl şampiyon yaptı. İstifalara kadar geldi iş. Galatasaray yönetimi 2 yıldır şampiyon yönetim. İstifalara kadar geldi. Bu 2 yıllık şampiyonlukta bir başka baş mimar Mauro Icardi. Şimdi sıra Icardi'ye mi geldi? Yani oyuncu da artık bu paylaşımı yaptığına göre demek bazı şeyler kulağına geldi ki bunu hatırlatma. Galatasaray için sen bunun geldiğini zannetmiyorum. Icardi'ye laf söyleyen taş olur. Icardi sosyal medyayı çok yakından takip etti, çok çok iletişimde olduğu için herhalde bazı eleştirilerden, bu eleştirilerin kim olduğunu bilmiyorum. Bazı insanlar bana da mesela yazıyorlar, biz eleştiririz Okan Hoca'yı diye falan filan hikayesi. Ben eleştirmeyin demiyorum, hakaret etmeyin diyorum. Herkes eleştirilebilir. Değil mi? Yani herkesin hataları olabilir, eleştirilebilir. Ben günahlarla sevaplara bakarım. Okan Hoca'yı ben de eleştiriyorum. Rigas ve Kasımpaşa maçlarıyla eleştirdim. Benim söylediklerimi akşam maçtan sonra Okan Hoca dedi yazdıklarımı. Galatasaray'ın kadrosu geniş değil. Kanatları yeterli değil. Aynı şeyi Okan Hoca söyledi son Alanya maçından sonra. İşin gerçeği bu. Ben sana bir örnek vereyim. Birinci yılda geldi Icardi. Şöyle bakıyorum. İyi bir ikili vardı. Kerem Aktürkoğlu, Icardi ikilisi. Doğru. Tamam mı? Kerem Aktürkoğlu o sene 9 gol atmış, 12 asist yapmış. Asistin 6'sı Icardi'ye. Icardi 22 gol atmış, 7 asist yapmış. Asistlerinin 3'ü Kerem'e. Totalde şu. Bu ikili 31 gol atmış, 19 asist yapmışlar. Birbirlerine. Baktığın zaman 50 gol yapar bu. Yanlış mı? Ve Galatasaray takımı şampiyon olmuş. İşin gerçeği bu. İkinci senesinde ona bakmadım. Bu benim şimdi bu konu gündeme gelecek diye hazırlık yapamadım. Benim telefonumdaki bilgimden elde ettiğim bir konu bu. İkinci sene Icardi sakat sakat oynadı hatırlarsan. Doğru. Doğru mu? Gol kralı oldu mu? Oldu. Galatasaray'ı şampiyon yaptı mı? Yaptı. Kasımpaşa'nın attığı, kaçırdığı penaltı rağmen attığı goller var hatırlarsan. Onda da çok başarılı. Şimdi ikinci senesine rakam söyleyeyim sana? Söyle. 45 resmi maç 30 gol 11 asist. Pardon. 45 resmi maçta 41 gole katkı yapmış. Pardon. Evet. Icardi hakikaten eleştirin beyler. Eleştirin. Devam edin eleştirmeye. Siz her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Sosyal medyadaki bu şey asalaklar iyi biliyorlar bu işleri. Neydi onunla da eleştirin. Ben bunların Galatasaray'a inanmıyorum. Yüzünü söylüyorum. Bunların hepsini de kusura bakma. Kağıtlar böyle. Böyle baba. Her gün kapı çalıyor. PTT'den diyorlar ki mahkeme şeyi geldi. Çünkü avukat takip ediyor. Böyle geliyor. Sonra bana telefon ediyorlar. Birisi telefon açıyor. Ya diyor oğlum hakaret etmiş. Evet. Bir özür dilesin affedin. Ulan tövbe tövbe yarabbim şimdi sinirleniyorum. Diyorum bunlar affedilecek laflar mı? Ay bunları mı söylemiş diyor. Evet affetme o zaman diyor babası. Evet affetme. Doğru. Çünkü sizin ağzınızdan çıkanınız çok yanlış bir şey. Demek, ulan dedim özür dilerim. Yani şimdi sinirleniyorum çünkü bu işlerde. Icardi bir değer, bir fenomen. Icardi'nin Galatasaray'a kazandıklarını saymakla bitiremeyiz. Adam suyunu bile Galatasaray bardağıyla içiyor ya. Kupasıyla ilgili. Her şeyi Galatasaray. Sana bundan daha büyük reklam yapacak bir adam var mı? Bir, attığı golleri bırakıyorum oynadığı oyunu. Rigas maçında yine asisti yaptı mı? Ne orta yaptınız ki bu zamana kadar Icardi'ye soruyorum. Osimhen'le beraber oynadılar. Yine golünü attı. Şahane bir gol attı. Döndü vurdu. Yanlış mı? Geldikçe atar. Kenar ortalar önemli. Bak bir şey söylüyorum. Bir tane daha Sara olsa orta yapacak adam kenarda. Icardi çok gol atar. Osimhen çok gol atar. Kenarlardan orta gelmiyor. Barış'tan gelmiyor. Ben açık konuşayım. Barış'tan gelmiyor. Barış'ın bir saplantıları var. Bak mücadelesine, şeyine, evet, kazanma duygusuna, savaşçı kimliğine, yüreğine saygı duyuyorum. Ama illa sıfıra gireyim orta hocam diye bir kural yok. Rakibi karşına alıp beklemenin anlamı yok. Futbol çabuk oynanan bir oyun. Bak kaçıncı asisti bu şeyin? Sara'nın. Tamam mı? Dolayısıyla Icardi Galatasaray çok önemlidir. Osimhen'le de beraber oynar. İkisi de goller atar. Ama yeter ki Sara gibi orta yapan insanları çoğaltmak lazım. Birinci senesi Raşika Kerem atıyordu hatırlarsan. Bugün Galatasaray'ın öne geçtiği maçlarda örnek veriyorum.
Keşke iyi bir Ziyech izleyebilsek. Onunla Kadife Solayan'ı izleyebilsek. Ama adam gamsız abi. Yani ne zaman oynayacağını, ne zaman sahne alacağını bilmiyoruz. Onun kenardan keseceği o biliyorsun muz ortaları rahatlıkla ya Osimhen'den sekerse, Icardi öndeyse, Icardi'den sekerse Osimhen gol yapar. Bunu net olarak söylüyorum. Ne kadar orta almışlar. Ve ben buradan da Okoye'ye bir daha söylüyorum. Takım Cuma'ya kadar izinli. Allah aşkına ya. Bu duran topları Sara kullansın ya. Mertens kullanmasın artık ya. Kullanmasın, Sara kullansın. Her frikik topun başına geçmesin ya. Herkes atamaz abi. Bu oradan onun özelliklerinden bir tane, Sara'nın bir tane özelliklerden biri de bu. İki tane adam var abi. Futbolun sonuna geliyorlar. Her top ben kullanırım diyorlar. Biri Mertens, bir tanesi Kerem Demirbay. Geçmeyin abi ya. Geçmeyin Allah aşkına. Bırakın Sara gibi bir oyuncu gelmişse o geçsin, o ortayı yapsın. İşin gerçeği bu. Fenerbahçe'de bu ortayı Tadiç yapar. Hiç tartışma. Adam büyük oyuncu. Muazzam. Benim ölçüme göre. Kemal abi sevmeyebilir. Onun için Icardi ile yapılan eleştirileri suni gündem olarak görüyorum. Ve birilerinin Icardi'ye bu sosyal medyaya fazla takılmaması konusunda uyarması lazım. Kendini yıpratıyor. 3 kupa koymuş. Attığı golleri koymuş. Gerek yok Icardi, biz seyrediyoruz ya. Yaptıkların evet. Ortada. Galatasaray taraftarı, senin tribüne gelenler çok seviyorlar. Aşkın olayım diye bir şarkı biliyorsun sen başlattın ve bütün tribünler bunu söylüyorlar. İşin gerçeği bu. Icardi bu şeyden baskı altına kendini almaması gerektiğini düşünüyorum ben. Sosyal medya üzerinde. Baskıya sokan etkenlerden birisi de belki Osimhen'in gelişimi değil mi bilmiyoruz ama çok sık şu soruyu soruyoruz yorumculara. Icardi mi, Osimhen mi? Sizlere de sormuşuzdur belki daha önce veya bugün de sorabilirim. Dilerseniz yanıtlayabilirsiniz ama bu soru ilk kez Galatasaray için çok önemli bir isme, efsane teknik direktör Fatih Terim'e soruldu bugün yine İzmir'deki spor zirvesinde. Osimhen mi, Icardi mi denildi? Bakalım Fatih Hoca bu soruya ne cevap vermiş? Icardi ve Osimhen'le ilgili Fatih Hoca'nın görüşlerini paylaştık. Bir şey dememiş, beraber oynasınlar demek istiyor bence. İkisinin özelliklerini, teknik özelliklerini anlatmış. Galatasaray takımı şampiyon olduğu zaman, Derval dönemiydi, Mustafa Denizli daha iyi bilir. Kovacevic'li Tanju oynuyordu ya. Çift santrfor. O zaman bu sorunlar var mıydı? Atıyorum. Bunun için senin beklerin iyi hücuma çıkıp iyi orta yapması gerekiyor. İşin gerçeği bu. Şimdi Galatasaray'ın sağ bekinde Kaan Ayhan'da Mariano olsa bak kaç gol attırıyor sana. Mariano evet. Olsa. Tamam mı? Ebue olsa. İşin gerçeği bu. Yani beklerin iyi olması lazım. Jakobs'un daha fazla orta yapması gerekiyor. Kaan Ayhan'ın da pas vermekten ziyade Kaan Ayhan'ın da ayağı iyidir. Okan Hoca'nın ona antrenmanlarda o ortaları yaptırması lazım. Bunları geçmişteki antrenörler yaptırırdı. Mesela Biryan Börç, bizim Öner Kılıç'a kulaklar çınlasın, sıfıra inmeden geriden orta yap derdi. Çünkü dışarıya gitmesin diye orta. Tamam mı? Öner evet. Abi Türkiye'nin en çabuk kanatlarından bir tanesi. İzlediniz yani. Metin Kurt en çabuklardan bir tanesiydi. Açık konuşalım. Mesela bazı oyuncular böyle Alparslan Erat 30 metre adamın ağzına atar. Evet. Yusuf abi böyle yapar. Yani geçmiş oyuncularda bu yetenekli o ortaları yapan pasları verirsin. Çift santrfor cevabı geldi diyorsunuz ama siz bence ben anladım ikisi de. Kemal abi sen işin gerçeği bu. Icardi mi Osimhen mi konusunda Fatih Hoca'nın açıklamaları. Icardi diyor içeride ceza sahası içinde son vuruşta dünya çapında bir yetenek. Osimhen diyor hem içeride hem dışarıda fiziksel üstünlüğü Fatih var. Terim'in yaptığı bütün yorumları imzalarım. Ben bir soru soracağım ona. Hepsinden iyi santrfor hangisi? 4 senelik şampiyonluk ve UEFA kupası. Güven abi siz Icardi ve Osimhen'le ilgili olarak hani cevap, siz neler söylersiniz? Hani cevap? Ben hatırlamıyorum. Evet, hatırlama zaten. Kim? Tehlikeli. Vallahi sizce Icardi ve Osimhen mi? Yani ikisinden birini öne koymak bence doğru değil. Oynadığı maça göre özellikleri değişir. İkisi beraber oynarsa daha etkili olduğu maçlar olur. İkisinin beraber olmasının yani etkisizlik yarattığı maçlar olabilir. Ama ben şöyle görüyorum zaten bu işin piri Fatih hocamız da anlattı. Ama ben hep kendimce Icardi ile Osimhen'i şöyle yorumladım. Icardi mutfağa getirilen malzemeden çok iyi yemekler yapıyor. Osimhen mutfağa getirilecek malzemeyi de toplayıp geliyor. Orada yemeğini gayet güzel pişiriyor.
Şimdi ben olsam 4-1-3-2 oynatırım. Levent'in söylediği orta meselesi, Icardi için daha önemli. Çünkü topa vurulacak her yerde en iyi şekilde vuran ve sonuç elde edebilen bir yetenek olduğu için ona topu göndermek, hazırlamak lazım. Tabii. Ama Osimhen çok daha farklı bir karakter. Geçen seneki Sparta-Prag maçının görüntüleri bizde var. Icardi'nin attığı 3. golü göster. Ön taraftan kendi alıyor, yoktan var diyor. Köşeye Fatih Terim dediği akıl ve teknik kalite dediği vuruş o. Rakipleri bitiriyor. Köşeye yumuşacık vuruyor. Çok da sert değil ama gidip kaleci uzanamıyor. Icardi 18'in önüne geldiğinde topu çıkardığın zaman gol yapar. Osimhen daha atletik. O kesme ön ortalara rahatlıkla gol yapar. Şunu söylemeye çalışıyorum. Selim Soydan'ın meşhur bir lafı vardır. Futbolcular, iyi futbolcularla oynar bu ligde. Bir zaman Beşiktaş tartışıyordu. Sergen Tümer oynar mı diye. İkisi de oynar kardeşim. İkisinin de yetenekleri ayrı. Allah'ını seversen. Yetenekli oyunculukta oynanmaz diye bir kural var mı ya? Hoydonk varken de Alex Hoydonk o zaman da onlar konuşuyordu değil mi? Evet ya, ben şunu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir şey var mı ya Koray? Elinde adamlar olsun, bak nasıl oynuyorsun. Ronaldo ile Benzema oynamıyor muydu? Ya bakarsan herkes oynayabilir abi. Ronaldo da santrfor gibi oynuyor zaman zaman. İşin gerçeği. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Osimhen dünyanın en önemli golcülerinden birine sahipsin. Dünyanın en önemli golcülerinden bir başkası olan Icardi'ye sahipsin. Tartışıyorsun hangisi oynasın? İkisi oynasın ya. Mertens'i kenara koyarsın. Çok değilse sonra kanadın bir kısmını alırsın. Fizik gücünün yeteceği bir noktada. Torreira'yı tek bırakırsın. Önüne Sarı'yı koyarsın. Sola Yunus, sağ Barış Alper veya Şarlay iyiyse iki de öne koyarsın. 4-1-3-2. Sabaha kadar böyle oynarım. Atli defans arkasına yapılan koşularda var ya, Osimhen'i kimse tutamaz. Atletik dediği Fatih Terim'in o. Böyle bir elinde eleman olsa oynatma. Ben bunu tartışmam bile. Sabaha kadar tartışmam ya. Icardi Osimhen yan yana oynar. Yan yana oynar. Osimhen bugün Icardi'nin fizik olarak önünde olsa da şimdi sakatlık yaşadığı için söylüyorum. Eşitleniyorlar. Yine ikisini oynatırım. Ya golcüler, önemli golcülere sahip olmak herkese nasip olmuyor. Yani ben olsam Mourinho'nun yerine Dzeko ile El Nesli'yi de beraber oynatırım. İşin gerçeği bu. İlli orta sahalar 3 tane değil. Sen zaten önemli gol silahlarına sahipsen rakipten fazla gol atarsın abi. Atarsın. Bu dünyanın her yerinde bu böyledir ya. Real Madrid gol yer, son dakika kadar 2 tane atar, maçı bitirir. Evet. Ama şu anda bana sorsan Real Madrid'in bir santrforu yok. Var mı santrforu? Mbappe var. Işte. Mbappe santrfor değil, kanat oyuncusu. Yani en santrfor sevebileceğiniz. Vinicius Junior kanat oyuncusu. Hayır canım ya. Olur mu? Hayır. Bunlar oynarken PSG'de ne derler adına, Icardi'ydi santrfor. Galatasaray burada PSG 1-0 yendi, golü Icardi attı. Cavani de vardı. E var. E tamam. Fark etmez. Santrforları vardı. Ben bir tane örnek veriyorum sana. Cavani ekstra. İşin gerçeği bu. Ya santrforsu olur mu abi? Artık ona da dönüyorlar Levent abi. Ya dönüyorlar. 4-6-0 oynatmaya çalışıyorlar. Bu i̇şte her zaman sökmez. Tıkanıyor işte abi. Tamam. Bugün Benzema gibi santrforu arıyor Real Madrid. İşin gerçeği bu. Evet. Bir başka konuda yine bugünkü Fatih Hoca'nın açıklamalarından Okan Buruk'la ilgili. Okan Buruk'un fikstüre dair söylediği sözler vardı. Acaba Fatih Hoca da bugün yine fikstür sıkışıklığı ile ilgili açıklamalar yaptı. Okan Buruk'a mı bir cevap verdi? Bu soru akıllara geldi ve buna yönelik de yorumlar vardı. Şimdi suya sabuna dokunmadan iki teknik adam neler söylemiş? Onu bir izleyelim, ardından ben yorumcularıma soracağım. Fatih Hoca Okan Buruk'a mı bir cevap veriyor, yoksa ikisi farklı konulardan mı bahsediyor? Şimdi hem Okan Hoca'nın hem Fatih Hoca'nın o açıklamalarını hatırlayalım. Abi sizinle başlayalım. Okan Hoca diyor ki Avrupa maçından sonra 3 gün sonraya koydular maçımızı. Aslında 4 gün sonra da oynayabilirdik. Orada fikstür açısından bizi zor bir duruma sokuyorlar diyor. 3 gün sonra oynanmasından ziyade 4 gün oynamayı tercih ederdik diyor. Fatih Hoca da bugün diyor ki 3 günde bir maç oynanmasından yanayım. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Lütfen oyuncuyu, hocayı, yöneticiyi bu bahaneye alıştırmayalım diyor. Sizce Okan Buruk'a bir yanıt mı var? Çünkü bu sorular vardı.
İki açıklamada ekrana geldi. Yoksa ikisi farklı şeylerden mi bahsediyor? Bu konu açıldığında Okan Buruk'u dinlediği için mi Fatih Hoca bunu söylüyor? Yoksa başka bir soru sorulduğu için. O zaman Okan'a cevap vermiyor. Veyahut da daha önceden Buruk'un söylediklerini bildiği için o şekilde yorum yapıyor. Ama ben şuna da baktım. Yani şu aşamada, ligin geldiği şu aşamada Türk takımlarının Süper Lig düzeyinde oynayan takımların içinde fikstürden yakınmaması gereken bir numaralı hoca Okan Buruk olmalı. Çünkü bakıyorum 8 tane maç oynamış Galatasaray. Bu 8 maçın 3'ü deplasmanda, deplasmanların bir tanesi de İstanbul'da Fenerbahçe'ye gitmiş. Yani bir yol yorgunluğu yok. 2 maç. Bir de Avrupa Ligi önü ve Avrupa Ligi'nde de 2 tane deplasmanı var. Bir Young Boys'a gidiyor, bir de en son Riga'ya gidiyor. Yani şu anda en az deplasman maçı oynayan takım Galatasaray. Sonra bu ikinci devrede belki artacak, tersini oynayacak falan. Ama Okan Hoca'nın bu durumdan yakınmaması lazım. Yakınması, bilmiyorum Fatih Hoca'nın sözleri tam aklımda kalmadı ama sen söyledin. Yakınması futbolcusuna da bir yakınma gerekçesi vermiş olur eline. Yani futbolcu kendini biraz koy verir, mazeret, yorgundum falan filan der. Tekrar hatırlatayım, 3 günde bir maç oynanmasından yanayım diyor Fatih Terim. Lütfen oyuncuyu, hocayı, yöneticiyi bahaneye alıştırmayalım. İşte ben de onu söylemek istedim. O bahaneye alıştırmayalım. Ama Fatih Hoca futbolu, bu yorumu yaparken futbolun genel yapısı üzerinden konuşuyor. Belki eline Manchester City'nin yorum takımını alıyor, Real Madrid'in takımlarını alıyor. Vesaire Avrupa'da önde gelen takımları düşünerek bu yorumu yapıyor. O zaman 3 günde bir maç oynanmalı. Hatta 3. gün, 3 gün boş olmalı, 4. gün oynanmalı. Türk takımları bunu kaldırıyor fizik güç olarak. Bakın en son Beşiktaş Gaziantep'te ilk devreyi zor tüketti, geçip bitirdi, enerjisi tükendi. Evet. İkinci yarıda böyle düştü. Devamlı savunma oyuncusu soktu Broncos. İçeri attı ki en azından 1-0'ı kurtarayım diye, nihayet onu da kurtarıyordu. Son dakikada gol yedi. Ama bu golleri, bu tür golleri yiyecektir. Neden? Beşiktaş 2 gün önce daha burada Frankfurt'ta müthiş bir mücadeleye girişti. Bayağı iyi oynadı o maçta. Fizik güç de harcadı. Bir savaşım verdi. Ama ondan 2 gün sonra Perşembe akşamı onu oynuyorsunuz. Cuma günü yarım dinleniyorsunuz. Biraz idman. Cumartesi günü Gaziantep'e seyahat. Yani futbolcu da sadece fiziksel değil, düşünsel de bir motivasyon kaybı oluyor. Yani bu şey, bu kadar sık maçı oynatmak, şimdi Beşiktaş'ın son 4 maçına bakın, 3'ü deplasmanda. Siz bunu bir Okan Buruk'a gönderme olarak alıyor musunuz? Abi gönderme falan diye beni o işlere sokmayın. Yani o onun konudaki o fikri şu, bu konudaki fikri bu, benim fikrim de bu. Yani gönderme veya göndermeme. Bu kadar çok insan kapıştırmaktan biraz kaçmak istiyor açıkçası. 21-22 sezonunun ilk yarısına bakar mısın? Galatasaray ligi kaç puanla bitirmiş, kaç galibiyetlikte, kaç mağlubiyet almış? Bakalım. İlk yarısını. Ligin ilk yarısı 2021-22 sezonu. Evet. 2021-22 sezona bakarsan, Kemal abi düşünce söylesin. Ben o arada benim şey, ona bak, Kemal abiye de sor istersen, sonra bana soracaksın. Tabii. Siz giriş yaptınız, devamını getirin, ben o sırada söyleyeyim. Kemal abi de yanıtlar ardından istiyorsan. Şimdi bir dakika. 96-2000 yılında Fatih Terim bir açıklama yaptı. Benim arşivimde yazar. Avrupa'da mücadele edebilmemiz için Türk takımları olarak 3 günde bir maç oynama alışkanlığı kazanmalıyız dedi. Bak, söyleyeyim bu arada. Bundan sonra 30 yıl evvelden söz ediyor. 30 evvel Fatih Terim bunu söyledi. Dedi ki Avrupa ile mücadele edebilmemiz için takımlarımızın, oyuncularımızın 3 günde maç oynama alışkanlığını kazanmaları lazım dedi. 21-22 sezona baktın mı? Evet. İlk yarı bitiyor. Trabzonspor lider 46 puanda. Tamam, Galatasaray kaçıncı? Galatasaray
10. 10. Evet. 27 puanda. 27 puan. Şey var mı? Galibiyet, mağlubiyet. Söyleyeyim. Galatasaray'ın galibiyet sayısı 7. Evet. Beraberliği 6. Evet. Mağlubiyet sayısı 6. Heh, 24 gol atmış, 23 gol yemiş. Şimdi 21-22 sezonunun lig performansında Fatih Terimli dönemde 27 puanla 10. 7 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet almış. O Fatih Terim'in kurduğu takım, o seneki oluşturduğu takım, Avrupa Ligi grubunda lider çıktı namağlup olarak. Neden o zaman lige yansımıyor namağlupluk? Soruyorum ben. Neye yansımıyor? İşte bu 3 günde maça alışamadığı için. Sebebi bu. Lige dönüyorsun, Avrupa'da Lazio'yu yeniyorsun, berabere kalıyorsun. Sparta'yı yeniyorsun 2 maçta. Anlatabildim mi? Takımları yine namağlup gruptan çıkıyorsun. O zaman... Ama ligde perişansın. Şimdi Okan Hoca ligde 4 puan yapmış. Okan Hoca orada haklı olduğu bir nokta var. 3 gün beni arada yaptıracağına, 5 gün oraya kalacağına, 4'te 4 yapsan ideali olur bu. O söyleminde %1 milyon haklı. Yani Fatih Hoca bunu söylüyor da. Peki Fatih Hoca da şunu sormak lazım. Ne diyor İngiltere'deki futbolcular? Tanıyorsun ünlülerini. Çok yeter fazla diyor. Maç yapıyoruz çok yeter. Çok maç yapıyoruz diyor. Avrupa Ligi'nde Fatih Terim 6 maç yaptı. Önünde 8 tane maç var bu sene. Yanlış mı? Tabii. 8 tane maç var. Artı milli takım var. Bir sürü oyuncu veriyorsun milli takıma. Bunlar gidiyor. Yerli oyuncular var. Yabancı oyuncular var. Milli takım, Yakos milli takımda. Osimhen gitti mi bilmiyorum. Bir sakatlığı vardı mı? Vardı. Oynar mı oynamaz mı bilmiyorum. Bir oyuncuların, yerlilerin ve yabancı milli takımı oynayan oyuncuların gidiyorlar. Bir not bilgi vereyim. Temponun yoğunluğu açısından. Evet. Sadece Barış Alper Yılmaz dün akşam evet. yayında paylaştık. Evet. Geçen sezon başından bu haftaya kadar 83 resmi maça çıkmış. Peki. Bir buçuk evet. sezon bile değil Levent abi. 83 resmi maç, özel maçlar hariç. Evet. Şimdi bir şey söylüyorum. En iyi dönemini Fenerbahçe, en iyi dönemini Aykut Kocaman döneminde yaşamış. 65 maçın 64'ünün önemi finali kaçırdı Portekiz'de biliyorsun. Evet. Jesus da hoca Fransız hakem yaktı biliyorsun. Gökhan Gönül'e yapılan penaltıyı kırmızı kartı göstermedi. Benfica'nın lehine hareket etti. Yani o lobinin hareket etti. O lobinin grubundan bir hakem getiriyoruz şimdi. Hakem gelişim direktörlüğünün başına Portekiz'den getiriyoruz. Onu da hatırlatayım. Şimdi artık lig o kadar kolay değil. Öyle kolay değil. O bıraktığın Domenech Torrent geldi sonra Galatasaray'ın başına. Bir tane maçı geçemedi. Biliyorsun orada berabere kalmasına rağmen... Ligi Galatasaray takımı 13. bitirdi. Hem Galatasaray milli takımın oyuncularını vereceksin 4-5 oyuncu. Hem Avrupa'da oynayacaksın 8 maç 3 günde bir. Hem ligi oynayacaksın. Buna can dayanmaz ya. Bizim için de aynı şey geçerli. Yalan mı? Yani diyor devamlı maç var her gün ya. Böyle bir takvim yok. Kolay bir şey değil. Bu paraları verelim diyor. Tamam ama Fatih Hoca'nın o 96-2000 yıllar arasında söylemine katılıyorum. 3 günde bir oynama alışkanlığını. Ama bu kadar yüksek tempo yoktu ya. Bu kadar milli maçlar olur mu? Evet. Avrupa Futbol Şampiyonası var. Buradan çıktı takımlar. Sezon öncesi hazırlık devam ediyor. Avrupa Şampiyonası öncesi. Ya buna yeter ama ya. Sen o zaman bunu Okan Buruk'a bir dokunur. Okan Buruk'a değil. Diyorsun. Ben değil. Fatih Hoca'nın da bu süreç içerisinde sadece buradan okumaması gerektiğini birazcık da yabancı İngiltere'deki İspanya'daki, İtalya'daki oyuncuların söylemlerini de kulak kabartmasını evet. Şimdi teorisi o işin. 3 günde bir oynamaya alışmalıyız. Ama elindeki olanaklar, oynattığın oyuncular bu 3 günde bire uygun mu? Sen Dzeko'yu getirmişsin 38 yaşında, Tadic'i getirmişsin Fenerbahçe'ye. Onlarla iş yürütüyorsun değil mi? Icardi'yi getirmişsin. Icardi'yi niye biraz Immobile'yi getirmişsin. 34 yaşında. Immobile'yi getirmişsin. Bunlarla mı haftada 3 maç oynayacaksın? Eğer bugün Fatih Hoca'yla Okan Hoca'nın yerlerini değiştirin. Fatih Hoca Galatasaray'ın başında, Okan Hoca o konuşmacı olsun o programda. Belki Okan Hoca da aynı bugün Fatih Hoca'nın söylediklerini söyler. 3 günde bire alışmalıyız der. Ama Fatih Hoca da 3 günde bir maçtan da yakınabilir. Çünkü elindeki malzeme ona yetmez. Bu ülkede bunu yapamıyoruz. Biraz önce iyi söyledim. Ben ona örnek verecektim.
83 resmi maç oynamış adam. 83 evet. resmi maç bir yıl bile olmamış. Değil mi Barış bir Alper? 1,5 yıl olmadı. O büyük fizik gücüne rağmen, o fizik güce dayalı oyununa rağmen adamdaki bir gerileme var. Yani bir oyununda, yani veriminde bir düşüş var. Ama bu Barış Alper'den kaynaklanan bir şey değil. Bu sistemden kaynaklanan bir şey. Tamam. Adamı yorup lime lime ediyorsunuz ya. Yani Beşiktaş yürüdü, biraz evvel söyledim. 4 tane maçı 10,5 günde oynadı ya. 3'ü deplasmanda. Ya yazıklar artık. Yani yuh artık, affedersiniz ama bir para diye para kazanmak için bu kadar şey yüklerseniz futbolcular, şimdi ne yapacaksın sen? Bu yoklukta, bu parasal yoklukta 22 yerine belki 30 oyuncu istihdam etmen gerekecek. Bu şeyi ağırlığı, 3 günde bir maç ağırlığını taşıyabilmen için. Yani ne yapacaksın o zaman? Ceko ayarında bir Cekon daha olacak. Evet. Stadiç ayarında birisi daha olacak. Immobile ayarında birisi daha olacak ki onlara da para yatıracaksın ki onlardan biri yorgunsa ötekini oynatırsın. Bir de takım değiştiremiyor. Verimden düşmesin. Yani. Van Brongos takım değiştiremiyor. İdeal kadroyu kursun. Mourinho değiştiremiyor. Okonca değiştiremiyor. Yine de bunların içerisinde en şanslısı Fenerbahçe. Kadrosu geniş. Bak şimdi, her zaman evet. söylüyorum. Şimdi, en derin şimdi kadro Fenerbahçe'de var. Konuyu toparlayacağız. Bakın bir tabii. şey daha var. Toparlarken yani bir şey kesme lütfen. 4 tane takım şu anda Türkiye'de 4 büyükler dediğimiz takımların hepsinin Avrupa Ligi maçları var. Trabzon'un yok. 4 tane. Trabzon değil. 4 büyükler. Başakşehir'i artık büyük gördüm demek ki. Yani doğru. onu hak ettiği tamam. anlar çok oluyor. Şimdi onlar haftada 3 maç oynuyor. Diğer 15 takım hafta arasında dinleniyor. Göbeğini kaşıyor. Ondan sonra Beşiktaş'ı sen 3-10 günde 4 maçla yoruyorsun, gönderiyorsun. 4 maçın 3'ü deplasmanda, gönderiyorsun Gaziantep'e. Gaziantep 1. devrede bilmem 6-8 kişiyle şey yapıyor, kontratak oyunu oynuyor. 2. devrede senin üstüne geliyor, seni perişan ediyor. Yani adamlar da bunu kullanıyorlar. Ama sen bu eşitsizliği yaratıyorsun bir yandan da. Bu da var. Ama hocan da hata yapıyor. Ya o yani o mesela Okan Hoca da hata yapıyor. Kasımpaşa i̇şte maçında Beşiktaş'ı yapıyor. Beşiktaş'ı konuşmam için kesmem gerekiyor. O yüzden evet yani artık bir kere bir programda Beşiktaş konuşalım. Yani kesmeyin dediniz, toparlayalım. Ama yani bunu da ya bazı şeyleri de söylüyoruz. Kemal abi sen bu konuyla ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Beşiktaş'a geçelim mi? Geçeceğiz bir cümle. Tabii. Siz eskiden takımların cumartesi pazar arka arkaya oynadığını bilir misiniz? Bilirim, ben o maçlara gittim deplasmanda falan filan. Doğru dürüst uçak yok. Şuradan oraya otobüslerle cumartesi oyna, gece yat, sabah kalk, kahvaltı et, ertesi gün bir daha maça çık. Ama o maçların temposu da öyle. Ben bilmem tempo mempo bilmem. Sahaya çıkıp oynayacaksın. O kadar. O zaman Beşiktaş'a geçelim. Güven abi, en çok konuşulan konuyla mı başlayalım? Semih konusu. Başlayalım. Milli takıma da oyuncu. Ama Beşiktaş'ta özellikle Gaziantep maçında süre dahi alamadı. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Ben bir defa Broncos'un Semih değerlendirmesini doğru buluyorum. Yani hiç şey yapmayalım. Sonunda geleceğimiz yeri başta söyleyeyim öznesini. Ondan sonra şimdi altını açayım. Neden doğru buluyorum? Çünkü Semih piyasaya çıktığı zaman, geçen sene, evvelki sene mi? Evvelki seneden başladı değil mi biraz tabii, oynamaya? Asıl geçen sene. Ya, geçen seneden başladığı zaman Semih rakiplerin tanımadığı bir oyuncuydu. Semih tanınmamışlığı kullanarak çok etkili oldu. Herkesin gönlünü kazandı. Hem yaşı itibariyle, hem sempatik davranışlarıyla, hem kendisine yapılan faulleri bile tepki göstermeyerek, hoş görerek sempati kazandı. Çok rahat boş alanlara gitti. Boş alanlar vardı Semih için. Ama giderek Semih'in dedi rakipler başımızda, karşımızda kocaman bir güç oluşuyor. Ben bunun önlemini alayım. Hemen başladılar ikili sıkıştırmaya. Semih'in de bir eksiği var. Hala gidermediği bir eksiği var. Geçen programda ucundan değindim. O da topla buluştuğu anda topu bekliyor. Topla buluştuğu anda da hemen hareketlenmiyor. Bir S yapıyor, o ikili sıkıştırmaya mahkum oluyor. Ve onların arasından
çok ender bir şekilde sıyrılırsa gücüyle, fizik gücünün de yerinde olduğunu biliyoruz. Kısa mesafedeki süratiyle iyi ortalar yapıyor, şut atıyor. Şutları son zamanlarda, bu dönemde artık gol olmuyor. Çünkü dengesiz vurmak zorunda kalıyor. Şimdi Semih'in evvela bir çabuk hareketlenmeyi öğrenmesi gerekir. Bir, boş alana koşması gerekir. Topla hareketli buluşması gerekir. Ki bunları daha etkili kullanabilsin. Rakibin baskısı altında kalmasın. Üç, bir de Beşiktaş'ın oyun karakteri, Beşiktaş Van Prokhorst'la büyük etki yarattığı için ligde, bir de geçen seneki kötü durumun üstüne daha düzgün futbol oynamaya başlayınca Beşiktaş'a karşı rakipler Semih'e karşı önlemi aldığı önlemin bir çeşidini takımca yapıyor. Nasıl yapıyor? Semih için yaptığı şeyi bu sefer takıma karşı yapıyor. Evet. Kalabalık savunmayla bekliyor. Beşiktaş da maşallah oraya, yani siz gidin diyor topu kazandığı zaman Beşiktaş. Siz gidin bir yerleşin. Savunmanızı kurun. Kalenizi, etrafına surları çevirin. Biz ondan sonra yavaş yavaş pas yaparak üstünüze geliriz. Bu kadar çok pas yaparak yavaş yavaş rakibe hücum eden bir takım hiçbir şeyini doğru dürüst kullanamaz. Immobile iyi golcü mü? Immobile iyi golcü ama attığı 7 golün 4'ünü penaltıdan attı. Yani oyun akışında Immobile'nin gol atma ortamı bile yok. Rahat. Bırakın ki o Semih'e kalsın. Rafa'nın verimi düştü diyoruz. Çünkü oyun sisteminden düşüyor. Adam geçecek alan bulamıyor. Hep kapalı savunmalara hücum ediyor Beşiktaş. Ve bir de kapalı savunma, bu çok pasla oynamak ihtiyacını da hissediyor teknik direktör. Neden? Çünkü sık sık maç oynamak zorunda. Takım yoruluyor, yorgun. Bunun önlemini böyle almaya çalışıyor. Yani Beşiktaş'ın birkaç tane açmazı var. Bu açmazın içinde Semih problemi bu şekilde gelişiyor. Semih'in eksikleri var diyorsunuz. Semih'in eksikleri var. Bronkhorst, yani bir cümlesi var aynen aklımda değil ama onunla meşgul oluyorum. Onu yani bir kenara gelişmeye atmadım. Gelişmeye devam edecek diyor. Evet, gelişmeye devam. İşte o gelişmesini Semih'in yapması lazım. Semih de yani bunun farkına varacak bir şeylerin olması lazım. Evet. Çünkü becerileri var, gücü var, fizik gücü var, yaşı müsait. Yani Semih topla beklemeden topu, yani hareketlenerek top almaya çalışmalı. Boş alanda top istemeli ve ilk topla hareketlenmeli veya ilk topla oynamalı. Genellikle topa basıp yana bakıyor, kenara yana veriyor, geriye veriyor. Öne doğru topla beraber. Şey vardı ya, bir tane ayrıldı. Sol kanatta hızlı bir oyuncu aynı şeyi yapıyordu. Enkudu Beşiktaş'ta mı? Enkudu. Enkudu aynı Enkudu'nun yaptığı hataları yapıyor. Ama hızlandığı zaman Enkudu tutulamazdı. Tabii. Ama koşmuyordu ki öne doğru adam. Hep topu durarak bekliyordu falan. Yani Beşiktaş'ın oyun karakterinin değişmesi lazım. Oyun karakterinin değişmesi için de bu maçların sıklığından biraz kurtulması lazım. Ondan da pek kurtuluş ondan yok. Ondan da kurtulma imkanı yok zaten. Ocak sonuna kadar falan şu anda. Kemal abi, Semih'in eksiklerini söyledi Güven abi. Sen katılıyor musun? Bu eksikler süre alamayacak kadar büyük eksikler mi? Ben başka bir taraftan gireyim. Tabii. Semih'in iyi olduğu, yani etkili olduğu, gol attığı, attırdığı maçlardan sonra makasa gelmesini anlamadım. Şimdi genç oyuncular özellikle etkili olup iyi işler yaptıktan sonra makasa geldiklerinde çökerler. Makasa gelmek tabirini bir açar mısın? Oynatmamak. Oynayan iyi bilir bunu. Bunu zaten geçen sene Başşuay yaşadı. 3 gol attı Kayseri'de. Ertesi haftaki maçta Ceko 11 çıktı. Yani Kemal abinin anlatmak istediğini anlatıyorum. Evet. Ama ben Güven abiyle aynı görüşteyim. Geçen gün yayında da söyledim Güven abinin ismini vererek. Semih konusu çok fazla irdeleniyor Beşiktaş'ta. Gereksiz yere polemik hale getiriliyor. Bu oyuncuyu da baskı altına alıyor.
ve genç oyuncuların çabuk küsme olayları vardır. Güven abinin söylediği olay çok doğru bir tespit yaptı. Bir daha söylüyorum, geçen gün de söylediğim gibi. Abi topu tekte oynayacaksın. Tutayım oynadın mı zaman kaybı. Futbol çabuk oynanan bir oyun. Bunu yapması lazım. Yani ben alayım. Mesela Barış da bunu oynamıyor çabuk. Galatasaray'da. Tutuyor adamı bekliyor. Rakip yerleşiyor. Rakip yerleşiyor. Senin önüne attıkları zaman senin için bir tek şey var. Ya pası vereceksin ya ortayı yapacaksın. İlla adamı geçmeye çalışırsan zamanı kaybediyorsun. Rakibin kendi sahasında pozisyon alması daha kolaylaşıyor. Onu söyleyeyim ama Beşiktaş her basın toplantısında Semih'i sormak yani Semih'i yıpratır. Hollandalı hocanın söylediğinden dert çıkarmak lazım. İlgileniyorsa ilgilenecektir. Bir şeyler öğretmeye çalışacaktır. Semih çok genç bir oyuncu. Beşiktaş'ın geleceği başkanın dediği gibi, Feyyaz Hoca'nın dediği gibi yani çok geleceği olan bir oyuncu. İşin gerçeği bu. Hatta Samet Aybaba da aynısını söylemişti. Geleceği olan bir oyuncu. Ama günah. Çok üzerine gitmeyin. Gitmeyin. Adam bu sefer kendiyle Nedon'u uyuyamaz gece. Kendiyle çelişkiler içinde yaşar. Benim ne eksiğim varmış, şu varmış. Çabuk kaybederse oyuncuyu. Polemik ortamından kurtarmak lazım. Bırakın suyun akışına karışmayın ya. O yolunu bulur ve gider abi. Ve hocaya güveniyorsanız bir bırakın, bir görelim. Ekleyeceğim bir şey var mıydı Kemal abi senin? Yok. Semih konusunda onu söylüyorsun. İyi oynadıktan sonra yok. Kesme noktasında. Güven abi çok az süremiz kaldı. Bu soruyu sadece sana soracağım o yüzden. Salih'te de benzer bir eksiklik görüyor musun? Son bir dakikamız var. Salih bence iyi bir oyuncu. Bence o biraz şey almalı. Süre almalı. Süre diyorsun. Almalı. Yani şeye baktım bu son maçta 90 dakika sahada kaldı. Şerendur. Salih onun biraz daha hızlısı. Daha iyi hücuma giden bir oyuncu. Bence Salih'e de değer vermeli. Yoksa bir tehlike çıkacak Van Bronckhorst için. Bu medyadaki bu şeyler var ya. Yani veya hadi evet. Şeyde neydi o özel medyada. Sosyal medyada. Sosyal medyada. Şimdi diyecekler ki Salih var oynatmıyor. Semih var oynatmıyor. Can Keleş var oynatmıyor. Bu adam Türklere karşı cephe aldı. Bak başlar böyle bir şey. Bakalım. Yani bundan da kurtulması lazım. Teşekkür ediyorum Güven Taner, Kemal Belgin ve Levent Üzemen. Ağzınıza sağlık. 90 anın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.